İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Biz konuşuyoruz ama emin olun bizim konuştuğumuz kadar şu sıralarda, yani son 24 saattir daha çok dünya da konuşuyor. Bu tahıl anlaşmasının dönüşünü. Ee, biliyorsunuz Cumartesi günü Rusya tahıl anlaşmasını askıya almıştı. Buna ilişkin kendi şartlarını tekrarlamıştı ve nedenini de anlatmıştı. Neden bunu yaptığını, bu nedenlerin başında da. Karadeniz'de gemilerine yönelik saldırı vardı. Bu saldırının sorumlusu olarak da tabi Ukrayna bir vesileydi. Açık olarak İngiltere'yi suçladı. Ama o andan itibaren dünyada en çok konuşulan konu haline geldi. Bu askıya askıdan indirme işini de Türkiye yaptı. Dün saat 12 itibariyle, öğle 12 itibariyle de Rusya Türkiye'yi bugünkü açıklamaları da o yönde, Türkiye'nin adımlarıyla Türkiye'ye güvenerek biz bu anlaşmaya dönüyoruz dedi ve böylece dünya bir gıda krizinden tekrar normal savaş krizine döndü. Bu da tabii dünyada Türkiye'nin iş bitiriciliğine, dış politikasına, diplomasisine, güvenilirliğine ilişkin yeni bir boyut yarattı. Çok konuşuluyor dememizin sebebi de. Bu zaten uluslararası konuyla ilgili uluslararası liderlerin, orga, uluslararası organizasyon liderlerinin çoğu Türkiye'yi arayarak tebrik ettiler. Bunların bir kısmı samimiydi, bir kısmı da mecburen ettiler efendim. Ee, ama bunun bir öyküsü var elbette. Tabi Ukrayna'nın bazı garanti koşulları verdiği anlaşılıyor. Garantileri imzaladı anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi bir daha böyle bir şey olmayacak. Yani gemilere, özellikle sivil gemilere taşıma gemilerine herhangi bir saldırı olmayacağına ilişkin Türkiye'nin şahitliğinde bir şey imzaladı anlaşılıyor. Bu işin bir boyutu. Ee, Rusya İngiltere Büyükelçisi, Moskova daha doğrusu Moskova çağırdı İngiltere Büyükelçisi'ni. Dedi ki bu an bakın buraya döndük. Bunun sorumlusunu siz olduğunuzu da biliyoruz. Dahası sadece bunun değil Kuzey Akım 2 ile Kerçboğaz'ın sorumlusunun da siz olduğunu biliyoruz dedi. Bunu da nereden anlıyoruz? İngiltere basınından anlıyoruz. Bunlar ayrı ayrı parça parça İngiltere basınında yer aldılar. Ama sonuçta İngiltere Büyükelçisi de eş zamanlı olarak e, ikaz edilmiş oldu. Öyle söyleyelim. Şimdi bir ilginç bir nokta tabii bunu konuşacağız. Bu dönüşün öyküsünü konuşacağız. Türkiye'nin buradaki elbette bu diplomatik bir başarı ama herhalde dünyaya da bir şey söylenmiş oldu bu vesileyle. Çünkü herkesin zaten işte hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Dışişleri Bakanı, hem Savunma Bakanımız bir seri görüşme yaptılar. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna Savunma Bakanı, Almanya Başbakanı, Dışişleri Bakanı. Yani böyle devam etti uzun. Yani Rusya'yı söylemiyoruz zaten hemen hemen bütün taraflarla. Onlar çözdüler bu işi. Kimse de zaten aksini söylemiyor. Bir tabii şöyle bir alt başlığı da var, ara parçası var. Sayın Cumhurbaşkanı, grup toplantısında konuşmasını yaparken önüne konulan bir notla ortaya çıktı sonuna doğru. Döndü Rusya e, anlaşmaya diye. Orada duyurdu. Çıkarken de gazeteciler bunun nasıl başarıldığını sordular kendisine. E, o da durun bakalım dedi. Önce Biden'a açıklayacağım. Biden'a söyleyeceğim. Sonra sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar onun görüntüsü var mı? Verelim. Mümkün mü? Tamam. Onu da verelim. Eee Tabii bunun bir an, bunun bir anlamı olmak lazım. Yani Amerika'ya bir şey söylemiş oldu Türkiye. Yeter bana. Beyim evet, evet, sen yani sesin mi yani arkadaş? Yeter. Hiçbir şey istemiyorum başarısız da eden sen mahvadıysın. <laughs> Çok nazik. <laughs> yeter bana. Gücünü görün mü yeter bana. Elan dünya neyden yeter? Hiçbir hiç şey istemiyorum başarısız eden ama Alman sen mahvadıysın. Çok nazik gücünü görür mü yeter bana. Hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım sen muhafaza <laughs> Evet efendim işte siz de gördünüz. Bunu, bunun tercümesini sevgili konuklarımıza soracağız. Efendim bir dede ağaca gidip geleceğiz. Dediniz, diyeceksiniz ki daha nereye gideceğiz? Valla biz çok meraklı değiliz yani Yunanistan konuşmaya ama bakın Amerika Birleşik Devletleri artık özel tugaylarını getirmeye başladı. Ve Vietnam'dan beri adı bilinen, aslında süvariler gibi düşünün, ağır Amerikan helikopterlerini kullanmakla görevli tugaylar ve sabit askerlere dönüşecekler. 600 asker diyoruz. Sayının önemi yok efendim. Sembolizmin önemi, sembolizmin önemi var. Buna bir değineceğiz. Sonra biz bir iki programdır değiniyoruz ama galiba İran meselesini de optiğimizi biraz değiştirmemiz gerekecek. Şu sebepten hani söylediklerimizde yanılmıyoruz ama e, bugün Amerika Birleşik Devletleri dedi ki İran Suudi Arabistan'a saldırabilir, Irak'a da saldırılabilir ve 48 saat içinde bunu bekliyoruz dedi. Aynen olmaz bir açıklama. Hani gerçek olmadı o kadar ortada ki. Fakat bu İran'daki protesto gösterilerinin 7. haftası efendim gösterilerinin bazı bölgeleri sirayet etmesiyle birlikte gelişen bir süreç. Biliyorsunuz İran aynı zamanda Türkiye ile farklı konularda ilişkiler yaşıyor. Ermenistan, Azerbaycan'la farklı ilişkiler yaşıyor. İsrail ile bölgede vesaire vesaire. Bu İran'ı tekrar konuşmak istiyoruz. İsrail'de seçimler bitti. Yeni bir efendim hükümet olacak. Netanyahu liderliğinde. Uluslararası yorumlar ve İsrail basının yorumu radikallerin, dini siyonistlerin onların ifadesi olduğu için söylüyorum. İktidara geldi. Bu da her şeyi daha zorlaştıracağı yönünde bilmiyoruz. Ama ilk beklenen Rusya ile ilişkilerin Ukrayna üzerinden ne olacağı konusu. Bugün efendim Arap Ligi vardı. Cezayir'de toplandı. Ve konuların birincisi başlık. Arap ülkelerin tek tek Türkiye ile ilişkileri nasıl ele alacakları ile ilgiliydi. Bunu konuşacağız. Nihayet NATO Genel Sekreteri zaten size duyurmuştuk. Türkiye'ye geldi, Sayın Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yaptı. 1. Mart'ta, 1. Mart diye de şöyle anlayın efendim, yani toplam görüşmenin %60'ı, %70'i. E, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması bir basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısından anladık ki NATO bu konuda biraz Türkiye'nin üzerine abanmış. Öyle gözüküyor. Aynen şöyle dedi. İsveç, Finlandiya verdikleri sözleri tuttular, tutuyorlar, tutacaklar. Artık biz de Türkiye'den bunları kabul etmesini bekliyoruz, arzu ediyoruz, rica ediyoruz. Rusya'ya da yanlış mesaj olmasın. Türkiye'de dedi ki önümüzde başka görüşmeler var. İşte İsveç Başbakanı gelecek, sonra işte Stockholm'da var vesaire vesaire. Yani topu biraz açtı. Onları da konuşacağız. Ee, Avni abi hoş geldiniz. Sayın Avni hoş Özgür olduk. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şeref verdiniz, Hoş geldiniz. Profesör Doktor Hasan Köyü İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Kıymetli Hocam. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Avni abi nereden başlayacaksın? Tarla anlaşmasından gir <laughs> istersen. Evet bu Ukrayna meselesi tabi. Artık galiba Şimdi... Ukrayna'da tam konuşulmuyor. Yani burada biz hani şeyi konuşuyor gibiyiz. Evet öyle. <laughs> Yani savaş artık neredeyse rutin. Rutinin dışında bir şey hale geldi. Şu anda e, Kiev'deki yaşayan, Ukrayna'da yaşayan insanlar için hepimiz ne kadar üzülsek azdır yani. Çünkü bu insanlar şu anda gerçek manada Suriye'deki insanlardan çok farklı değiller durumları itibariyle anlıyorum yani işin gerçeğine şey yaparsak öyle herkesin elinde bir bidon su peşinde koşuyor <laughs> çünkü Suriye'de şeyde e, Kiev'de su yok elektrik yok mum peşinde veya gaz şey peşinde falan. Ve bunu hala bir efendim bütün Rusya işgal ettiği bütün topraklardan çekilene kadar falan diye nara atmak herhalde rahatlatıyor birilerini. Yani daha doğrusu bu Zelenski çevresini rahatlatıyor. Ama bence tel tel dökülüyor Ukrayna. Açıkçası. Anla birincisi bu. Hı hı. Ukrayna halkı için e, neredeyse e, hani Afganistan için, Suriye halkı e, insanları için filan böyle şey çağrıları var ya böyle yardım şey çağrıları falan Yani neredeyse o hale getirdiler yani bir halkı ve bu daha da kötü bir noktaya doğru gidiyor her geçen gün. Yani tel tel dökülüyordan kastınız halkla ilgili değil esas. Kiev'le ilgili. ilgili. Yani. Kiev tabii, tabii Siyasetle ilgili tabii, tabii, söylüyorum bunu. Bir bu. iki ve terk ediliyorlar yavaş yavaş. Yani Avrupa tarafından terk ediliyorlar. Evet bu da. Herkes ya yani görüşmekten kaçıyor mesela. Düne kadar öyle gel konferansta sen de konuşmacı ol veya bilmem ne ol diye insanlar, Zelenski'yi artık yüzünü bile görmek ya da e, ismini duymak istemiyorlar. Adını duymak istemiyorlar. E, İstediği kadar adam bağırsın, çağırsın. Yardım taleplerini şey yapsın. E, ben artık a, şuna kanaat getirdim ki Amerika, Ukrayna'nın üçte birini filan bana verin, gerisini ne, ne haliniz varsa görün. Deme noktasına geldi Amerika. İşte bir üçte biri de Polonya'nın olur herhalde. Onun hissesine düşer. İşte o arada biraz da Rusya alır. Artan ne varsa onu da alırlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Rusya bir şeyi, bu Şoygun önemli bir şey bana göre söyledi. Bizim dedi envanterimizde insansız deniz araçları yok dedi. Ve ama Sivastopol'daki gemiler insansız deniz araçlarıyla vurulmuşlar, vurulmuş. Yani Dron bunun artık vurmuş. suçlusunun kim olduğunu takdire bırakıyorum dedi adam. Yani Ukrayna'ya yardım diye gönderilen şeyleri Ukrayna böyle ee, Zelenski böyle amaçlarla kullanıyor. Bunun yani şu son e, tahıl ya, şeyinin askıya alınmasının sorumlusu da böylece netleşmiş oldu. Oluyor. Bana göre. Yani, peki yani bu, neden? Yani şu, bunu bozdun kardeşim. Ay ya peki. bozdun çok. <laughs> yani kriz devamı boyutlansın. Devam etsin, Rusya'yı suçlayacak suçlayalım. Bunu ne kadar mı yutturabilirsek dünyaya onu yuttururuz. Ee, i̇şte Amerika'yı ikna ederiz buna filan filan. Bütün bunlar var yani. Yani işte adam sağa sola bir Karadeniz fıkrasıdır ya. Yani seni öldürüp derinden davul yapacağım demiş. Yahu ben de sana o davulu çaldırırsam deyip <laughs> kendini bıçaklayan insanın halini düşün. Yani sürekli kendini bıçaklıyor bu adam. Neden? Acaba öbür tarafta bir başka suçluyu arar mı insanlar diye. Bu böyle bir şey mümkün değil. Yani şu saatten sonra ben ne Amerika'nın bu adamın ağlamasına, sızması, sızlamasına e, şey yapabildiğini zannediyorum. Ama bir yere artık girmiş Amerika buraya şey açmışlar, tezgah açmışlar. O yüzden mecburen bir takım paralar gidiyor, bir takım şeyler evraklar imzalanıyor, alıyorlar, veriyorlar neyin nereye silahların nereye verildiğinin hesabı yok. Yani normalde e, yani herkes biliyor ki silahlı kuvvetler her ülkede envanterindeki silahların e, mermisi dahil büyük füzeler şunlar bunlar dahil bir dökümü elindedir. Neyi, neyi verdiği, nereye verdiği, kim tarafından kullanıldığı, Hepsinin dökümünü yapar yani. Ver hesabını. Ukrayna'da böyle bir hesap verme şeyi yok. Alışkanlığı yok. Verdiniz attık diyorlar. Tamam bitti. O onun için Amerikalılar mesela geçen Çağrı hocam mı söylediydi yoksa onu tam ya hatırlamıyorum. Uzun menzilli füzeler veriyor Amerika diye. Evet. Pardon. Pa ya, paşam mı söylediydi. Ben Amerika'nın verdiğine teslim ettiğine falan düzelere inanmıyorum. Yani ben, bu Polonya'ya falan teslim ediyor olabilir. Vermeyin bu adamın eline diye. Hani çocuğun eline silahı verirsin ıı, çeker vurur bir şeyi yapar. Kaza çıkarır başına. Yani o yani bu yani da emniyetinin bunun... kapalı olması bir işe yaramaz diyor. Hayır. E, kapatsan bile Tabii o mi? bir yolunu bulur, açar ve tetiğe basar. Evet. Bu Bilerek yapıyor. Tabii bunu. Bilmeden değil yani. Bilerek yapıyor. Hır çıksın diye yapıyor. Türkiye'nin nasıl bir yol izlediğini gördünüz? Ben Türkiye'nin bu şeyi kurtarmak bu, bu edepsizliği fark yani Rusya gibi bütün Avrupa gibi bu edepsizliği gördüğünü ama hani çocuğunu da böyle illa döverek terbiye edemiyorsun. Yani bunu evladım gel sen şuraya otur sen aslansın sen falan bile yani böyle şey yaparak kaplansın falan diyerek falan bunu böyle yola getirme. Türkiye bunu yola getirmenin bir yolunu buldu. O da nedir? Çocuk yetiştirmekte falan Tayyip Bey biraz deneyimli tabii. Dört tane çocuk var. E, e yani e, tabi de tahammüllü. Türkiye için de belki siyasette çok fazla tahammüllü göstermeyebilir ama uluslararası ilişkilerde Tayyip Bey ta tahammüllü bayağı yani. Besbelli. Yoksa bu adama tahammül etmek mümkün değil. Yani her noktasında isyan etmek, her noktasında terslemek, azarlamak mümkün. Ama adamı işte belli bir çizgide tutuyorlar. Ve etrafındaki istihbarat birimlerinin de ben tamamen e, Amerika adına bir şey topladıklarını düşünüyorum. Veri topladıklarını düşünüyorum. Yani hiç Ukrayna kimsenin gözünde yok artık. Ne alırız, ne veririz. Washington ne istiyor bizden? Onları alalım, derleyelim. Bütün dertler bu. O bakımdan yani ben Avrupa'nın en büyük coğrafya yani coğrafi en büyük ülkesini gözümüzün önünde tarumar ettiler ve hala etti. Ben, bir yani. bir adam liderlik ha, yapıyorum. Yani. Bir de yani halbuki bu geçen programda hocam söylediydi. <laughs> e, yani seçim vaadi neydi adamın? Ben barış getireceğim yani Rusya'yla evet. barışı gerçekten sağlayacağım idi. Evet hatta bunun için işte bir takım Rus çoğunluğun olduğu yerlerde bir takım şeyler düzenlemeler yapacağız falan yani vereceğiz, edeceğiz. Rusya'ya öfkelendirmeyecek bir tablo ortaya çıkacaktı. Tam tersine yaptı adam. Adam savaş çıkarttı. Ortaya. Peki Türkiye mesela Zelenski'ye ne demiş olabilir? Çünkü Rusya dedi ki bir yani bu askıyı alırken dedi evet. ki bu dedi yani bir bu, bu kesinlikle dedi bu saldırılar devam ederken ben dedi şey yapmam. Buna geri dönmem. İki ha, tabii. başka yöntemleri kullanmanıza da yani onu mealen söyledi Hı. yani tehlikeli olur. Hani üç ülke de, evet, kendi tabii. arasında devam ediyor bu tahılları taşımaya ya, tehlikeli olur. Evet. Ne demek o? Hani ben vururum evet, yani. Evet yani. İki bir de diyor bizim şey ne oldu bu anlaşmada? Benim tahılım benim, vardı hani. Evet öyle. Hani. Hani, evet. Gerçi Rusya'nın yani 11 milyon dolar, 11 milyar dolarlık bir şey. Rusya çok, için oh. çok büyük bir kayıp değil o. Ama, ama yine de tabii benim ne benim tahıllar ne oldu? Ya, evet de diyor. <laughs> Ve şeyde e, yani yapılan anlaşmada o yasaklamaların da olduğu anlaşmada Rusya'nın tahılı dahil değil yani serbest onlar. Onların Anlaşmada var. Evet. Anlaşmada yani, var. Ama e, fiilen e, baktığımızda, uygulamaya baktığımızda e, gemiler, gemi şirketleri ya yani nakliye şirketleri, lojistik hizmeti veren şirketler Rus tahılını almak istemiyorlar. Almak istememeleri Amerika'nın baskısı yüzünden. Yani diyor ki adam kardeşim bu 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 şirket benim şirket ya yani benim gemi kara listeye alınırsa Amerika tarafından ben ne yapacağım? Sigorta şirketleri sigorta etmemeye başlıyor gemileri. Yani bu, böylesi problemler var. İlk defa ben e, öyle yani bir, bir iki gündür efendim bu e, Rusya Amerika ilişkileri de evet bir yumuşama demeyeyim ama bir e, Amerika'da bir gevşeme e, hissediyorsunuz. Evet bu seçime doğru. Yani bir şey kalmış. Ya, se ya tabii canım şey. seç yani seçimde ya olmuş. başka türlü bir sonuç ortaya çıkarsa durumu nasıl toparlarız? Hı hı. O biraz zor. geliyor. E, işte endişesinin Amerika'da da bazı şeyleri değerlendirme alanına yani giriş, çok zor. Tabii doğru söylüyor olabilirsin. Mesela şu e, bu olayda İngilt sadece İngiltere'den bahsetmiş olması da belki kayıt altına alınır. Tabii da. tabii tabii. Pekala Amerika'yla İngiltere'nin yediği halklardır tabii, bunlardan tabii. çıkardı. Değil <laughs> sadece İngiltere'ye yükledi bıraktın. Evet. evet. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin ben... eee tarihi bir sorumluluğun sık sık Ukrayna tarafına Tayyip Bey'in hatırlatmış olduğunu düşünüyorum. Yani yarın bir gün tarih sahnesinde çok farklı değerlendirilebiliriz. Bugün bazı şeyleri elden kaçırırsan yani hepimiz tarih sahnesinde bir yargılanacağız, bir hakkımızda bir hüküm verilecek. Yani ayağınızı denk atın şeyleri yaparken falan diye. E, bu, bütün bunları hatırlatmış olabileceklerini olabileceğini zannediyorum. Peki abi. Yani. Bir de şu Biden meselesini Biden'a söyleyeceğim önce ne demek? Yani ne anladık yani şöyle, Osman? Türkiye tabi bir karar aldı. Hani yani gör de, mü demek yani, istiyor? gör. Eşek herif. Yani işte yapıyoruz yani. işte diyor ne desin yani. <laughs> daha bunun Türkçesi böylesi. E Söyleyin zaten Türkçesi. İşte diyor. yani daha başka türlü söylemez yani. Bir devlet başkanının esasında şey olmasa edepsiz olmasa adam veya izansız diyeyim edepsiz demeyeyim de. Peki. İzansız olmasa açar telefonu bunun haberi gitmiştir ona ve saniyesinde ulaşmıştır herhalde. Hayır hiç şüpheniz Tabii olur. Yani saniyesinde S saniyesinde ara Ankara'yı Tayyip Bey sağ olun teşekkür ederiz rahatlattınız. Yani, ya, samimi olmuş aslında. Ya, e, evet yani. Bu, Dışişleri Bakanı niye aradı içinde, hemen İçinden içinden gelmese bile değil mi yani? Ben işte bu bu yani Tayyip Bey'in bu edepsizliği e, yüzüne vurmak. Yani bu mu tercihimiz e, hani, gör bak hani. gör e, bu, yani yaptık ha. O. Yani her ne kadar sakat, fakat düşüyor, düşüyor filan filan isen de yok işte yine senin yapman gereken işi biz yapıyoruz yani bu. Veya senin yapamadığını, yapamadığını biz yapıyoruz. Diyorsunuz. Ben e, bugünkü o e, grup toplantısı, Bey'in konuşmasını öyle değerlendiriyorum Değil. yani. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Sevim hocam buyurunuz. Estağfurullah bu Tahıla, <laughs> tabii ya, iyi, anlaşmanın yani çünkü aslında anlaşmaya geri dönülmesi anlaşmanın niteliğinde bir değişiklik yaratmış değil. Fakat Türkiye'nin küresel pozisyonunda bir anda herkes yani ben bugün dış basında varsın. herkes bunu söyl yazıyor. söylüyor herkes bir şey hariç Biden bey hariç. Yo Amerikan basında da çok. Tabii çok tabii yani olmayacak iş değil. Bir tabii şöyle ben hani parçalara ayırayım arzu ederseniz. Hmm. Bu anlaşmanın nasıl sağlandığını düşünüyorsunuz? Kastım şu. Mesela Zelenski hemen kabul etti. Hemen. İki, Rusya'nın bir takım taahhütler al, tatmin edici taahhütler aldığını anlıyoruz. Bu imzalı da olduğu anlaşılıyor. İmzalı da evet, Şimdi Anladım. onu söyleyecek. Ha, tamam. Tabii. Ee, sonra en son yine Biden'ı yorumlamanızı rica edeceğim. Hani çocuk yapacağım, bir daha yapmayacağım. Evet, İngiltereyi soruyorum, hani neden Ruslar bu kadar yani hepsini İngilterenin üzerine yıktılar, yani, yıktılar demiyoruz. Son yüzden, değil mi? sondan başlayalım. Buyur. Zaten ilk bu savaşın arifesinde gelişim süreçlerinde bu masada hep bu İngilterenin çok özel bir bu işte, bu savaşta çok özel bir rolü olduğunu vurguladık. Yani bazen İngiltere Amerika'ya rağmen de. yaptı yapabilir. Çünkü bir kere coğrafi olarak İngiltere'ye çok yakın Amerika ile mukayese ettiğimiz takdirde. Ve İngiltere'nin ihtirasları var. Çok önemli bazı ihtirasları var. Bu Baltık'tan Karadeniz'e doğru olan hattı kontrol altına almak istiyor. Yani büyük bir şey yok. <laughs> Dolayısıyla bu bizim e, yani ne diyelim kıt istihbaratla ...görebildiğimiz şeyi Rusya herhalde... ...derin istihbaratıyla bizden birkaç kat daha fazla... Şey ...belgeli da olarak üstledik. Tabii, ha, tam onu söyleyeceğim. Tabii, bunu biliyor. Ve bunun dosyasını tuttuğunu düşünüyorum ben. Rusya'nın. Yani İngiltere'nin orada yapıp ettiği şeyleri... ...zemini Birleşmiş Milletler mi olur bilmiyorum ama... ...yani dünya kamuoyunun ilgisinin... ...odaklandığı bir yerde... İngiltere'nin başına o dosyayı fırlatacak. Yani Önünde sonunda herhalde bir düzene kavuşacak yani. E, tabi yani. tabi. Uzun sürür. Yani sürede. ama yani, bunun, bunun hazırlığı içinde olduklarını tahmin ediyorum. Hı -hı. O açıdan bunda çok doğrusu beni şaşırtan bir şey yok. Ee, diğer sorunuz, e, Zelenski bunu nasıl kabul etti? Niye Mas kab kabul, yani, kabul? ettiğini anlıyorum da hani bir Türkiye araya girdi, iki taraf bir anda çözüldü. Şimdi şöyle bir şey var yani ne diyorlar buna? Hoş bir benzetme şey, şeytanın avukatlığını yapmak falan gibi ama ihtimalleri koymamız lazım. Savaşın birinci gününden itibaren bu Ankara'daki Ukrayna Büyükelçisi Sefir hı hı. Hazretleri akıl almaz şeyler söylüyor Türkiye hakkında. Evet başından beri. Öyle. Başından ama beri. Galiba burada takdir edilen Türk basını bunun pek azını Evet yani evet, en azından yani çok dikkat gibi geldi yani bana. canı yanıyor. Ne yapalım yani işte bağıracak falan gibi de değil halbuki. Yani Ukrayna'nın Ukrayna'nın derdi Türkiye'yi bu savaşa biraz daha fazla çekmeye yani Daha doğrusu taraf tutmaya zorlamak. İşte neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin hakikaten ustaca bugüne kadar bunu muhalefette de aklı başında olan herkes teslim ediyor yani. işte diyorlar ki Zamanında bu hükümet bir sürü dış politika hatası yaptı ama bunda Allah var yani doğru götürüyor bu, diyor bu, diyorlar yani şimdi bunu Türkiye'ye götürmeye çalışıyor bu Ukrayna'nın canını sıkıyor bu İngiltere'nin de canını sıkıyor yani biz nasıl olur da Türkiye'yi taraf olmaya zorlarız bunun arayışı içindeler şimdi burada Türkiye bir yükümlülük aldı. Çünkü Rus tarafını dinleyecek olursak vurgu şu diyorlar ki adamlar yani Türkiye bundan sonra bunun takipçisi. Tabii. Yani Türkiye'nin burada bu garantörlüğünde göz alıyoruz diyor. Yani bu Türkiye'ye yalnız sorumluluk getirir. söyleyeyim. Yani öyle yani şimdi tabii ki çok büyük bir iş yapıldı. Türkiye'nin bölgesel ölçekte ne kadar güçlü bir devlet olduğu, nüfuzunun etkisinin ne kadar baskın olduğu filan bunlar konuşuluyor. Ama bu resmin bir tarafını görün. Başka bir tarafı şu. Bu bir mesuliyet getiriyor. Yani bir şey olursa bundan sonraki olması olmaması kadar muhtemeldir. Hatta şimdi daha çok olsun için de yapabilirler. Ama i̇şte yani orada Türkiye yani tabi Karadeniz'de muktedir bir ülke. Yani her açıdan söylüyorum. Silahlı kuvvetler açısından da söylüyorum. Ama bunlar hani burayı çomaklar. Bence çomaklayacak yani. Zelenski, ya bu kendi akledeceği bir şey değil ama Hı. birileri ona söylemiş olabilir. Yani, sonuçta orada Türkiye'nin e, bir gemisine mesela, Allah uzak etsin. Rus menşeli olduğu Hı. üzerinden, çünkü camiyi, şey, minareyi çalmak isteyen kılıfını Kılıf. hazırlar biliyorsunuz. Şimdi tabii bu çok önemli bir şey yani. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Ve bunu Zelenski o karikatür başkan haydi haydi yapar. Çünkü bu adamın bir şeye inandığını artık ben kani değilim çünkü memleketini bu hale getirmede birinci derecede sorumluluk alan ve akıl almaz tırnak içinde söyleyeceğim ama söylemek zorundayım. Zeka özürlü açıklamalar ve konuşmalar yapan bir adam bu. Yani inanılmaz şeyler söylüyor. Neyse yani şimdi adamın dedikodusunu da yapacak halim yok ama ilgili olan bakar. <laughs> Onu Ali bırakın. Evet. Yani. Şeye, dergilere çıkmasına çok takılmış bulunuyor. Biliyorsun. Efendim keşke dergiyle sınırlı kalsa. Adam ciddi platformlarda öyle saçma sapan konuşmalar yapıyor ki. Yani şimdi mesela dediği bir şey benziyor. Aferin be bizim halka. Ben bu kadarını bile beklemiyordum. Böyle <laughs> konuşulur mu? Allah aşkına Ben. Yani kendi insanına inanmıyor bu. Ya da kendi için... memleketine de inanmıyor. Yani ve sonuna kadar diyor. Kırım'da diyor denize gireceğim diyor. Şimdi lafa bak. Ben diyor önümüzdeki yazın diyor. Kırım'da diyor denize gireceğim diyor. Ya Rusya'yı mağlup edecek? Rusya Peki kaybettim diye geri çekilecek. Bu da denize gidecek orada ve yüzecek yani. Şimdi bunlar konuşulur mu? İnsanlar ölüyor. Sen anlattık hocam. Facia bir şey. Facia durumda yani. Bu hakikaten nezih bir halk Ukraynalı evet. evet. Zarif insanlar. Gayet evet evet. Kültürleri var. Kültürleri var Canım güzel şehirleri var. Tarihleri var ve bizimle de çok iltisaklı. Ya şimdi bu güzelim canım ülke per perişan. E aynı şey tabii Afganistan için geçerliydi. Afganistan'ı nasıl kıydınız ya? Bu hallere getirdiniz bu memleket. Yani hakikaten o kızıl derli atasözünün dediği gibi yani bir burada... balıklar kavga ediyorsa oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçti demektir. Yani bu hakikaten öyle. Yani bunlar bastıkları yerde ot bitmiyor. Ya bir de bunun bir hesabını verir yani. Bak Vietnam'ı ne yaptık ne hale geliyor? Ya bu Kamboçya'da ne rezilliklere Tabii. sebep olduk. Laos ne hale geldi. Ya falan. Şimdi baktığınız zaman uzak doğudan başlayın çekin işte Hindistan'ı, Pakistan'ı, e, Afganistan'ı vesaire yani işte Libya'sı, e, Irak'ı, Suriye'si. Yani insan biraz utanır yani değil mi? Yani yok öyle bir şey. Maalesef beklemiyoruz da. Bunlar da şikayet olsun diye söylemiyorum. Bunlar birer vaka evet. hatırlatıyorum sadece. Bence Türkiye iyi bir iş yaptı. Çok iyi bir iş yaptı. Takdire şayan ve yeteri kadar da takdir edilmedi ortada. ortada. Dünya kamuoyu yani, tarafından. Dostlar alışverişte görsün diye yapılanları hemen anlıyoruz. Evet. Yani o tebrikleri. NATO Genel Sekreteri geldi burada yani. Yeteri kadar bir şey söyledi Yok, mi? Yok o konuda? şeyin derdindeydi. Evet. Yani söyledi ona evet Allah razı olsun dedi. E ama e şey yani söyledim. mesela daha da vurgulayabilir. Çok daha... Hak ediliyor yani bu iş. Ya Sonuçta yani insanlar da açlıktan ölmeyecek. Yani. işte onu bahsediyoruz, yani. bahsediyoruz yani. Hayatın mübrem... Ee, ihtiyaçları buna olmazsa olmaz yani. Sineko on, Karnın doymasa ölürsün. Su yoksa ölürsün. Şimdi bunlar tabii önemli ama... Dediğim gibi orada bir tuzak olur... Var mı acaba diye... E, bir akitten ha, bahsetmek... Şimdi bir mi? eğer... Şimdi bu Zaharova'nın açıklamasındaydı evet, galiba. Evet de var. Hem Kremlin'in hem Kendi ya, yani Şey dediler, yani bu yazılı bir taahhüt var. Evet evet. Ha, bu önemli bir şey. Evet. Ee, tatmin edici, Hı. kullandıkları ki, tatmin edici taahhüt var. Taahhüt var. E, bu <laughs> Rusya'nın kolay kolay söyleyeceği bir şey değil. O elinde yani, demek, demek. Demek ki yani. ellerinde bir şey var. İnşallah bundan sonrası hem tatmin e, edici bir var hem de bunun takipçisi olarak Türkiye'ye güveniyoruz dedi. dedi. Sizin dediğiniz gibi bu önemli bir aşama ha. ama aynı zamanda bir sorumluluk. Bir var. sorumluluk yüklüyor Türkiye'ye. Türkiye bundan kaçmaz. Sorumluluğu alır başkanı. da ama dediğim gibi tuzaklı bir şeyse bu. Yani orada da herhalde evet. bunun hazırlıkları yapıldı. Bu, bu noktadan sonra hepsi tuzak Yani Ondan ona göre yaşayacağız. Bir de tabii yani. Türk Rus ilişkileri artık bu işlerde şerbet Lendi evet. yani. Evet evet. Şey, ya, bu, 15 namusdan beri. 15 uçak meselesini atlattık. Büyük, elçi. Büyük elçinin katli, e, katli Dünyanın meselesini. her yerinde savaştı yani. Dünyanın her yerinde tabii, tabii, her tarih tabii, döneminde savaştı. Tabii yani. tabii. Yani onun için e, bunun da çok önemli olmayacağını ama işte bilemiyorsunuz. Yani bunlar evet. uzun bacaklılar ne düşünüyor onları e, şey yapamıyorum. Bilemiyorum. Hı -hı. E, bir üçüncü şey sorunuz. Biden sana. meselesi. Ha Biden meselesi. O bilemiyorum. Yani. Biden'a aktarılmıştır. Yani bu pratikte bir anlamı var mı? Aktarıldığını yani, bilmiyoruz. O yani Ya da aktarılmadı. Hani ya, aktarılmıştır. oradaki vurgu bilmez mi? Biden ha, ha, kendi kaynakları. Ha, kendi. Tamam. Hani Türkiye'ye söylemiştim diyorsunuz. Ha yok yok. Biden'dan da övgü e, beklemiyorum. Zaten Biden gibi bir adamdan Türkiye övgüsü gelirse beş Acaba gün düşünmem demek 5 ya? yani gün düşünmem. 5 gün, gün uzun olabilir. Vallahi 5 gün uzun olabilir tabii. tabii. Artık o dedim yani, bu işler. Bu peki tercümesine katılıyor musunuz Arne Bey'in? Hani gör, hani senin yapamadığını yapıyorum. Muhtemeldir ya daha... tabii yani. Hı -hı, yani, tabi tabii Avni Özgürel Üstadımız hepimizden tecrübeli. Daha bu iyi koku daha... alır. Daha iyi tartabilir. Ben hani çok bir şey doğrusu gelmiyor aklıma. Yani ne olabilir? Biden'la konuşacağız. Belki hani Rusya'nın iletmek için şöyle bir şey de var. Yani onu düşünüyorum ben. Türkiye'nin kıymeti bu açıdan artıyor. Çünkü görüşmüyorlar bunlar artık. Tabii. Bunlar <laughs> yani en kapıları... yüksek seviye Dışişleri Bakanları. O da aradı Blinken. Çok arada bir ve hani biraz da deklar etmek için bir şey. Yani evet. böyle müzakere etmek için falan değil de. onun için tabii Türk hariciyesine çok önemli bir iş düşüyor. Yani Çünkü herkes biliyor ki Rusya'ya şey söylenmesi gerekiyorsa Putin'in kale alacağı tek lider şu an bu coğrafyada. Ya Polonya başkanıyla mı konuşacak? Tabii öyle. Çekya başkanıyla mı konuşacak? Kimle konuşacak yani? Bir belki e, Sayın Erdoğan bir de Orban falandır yani. Şey kalmadı yani adamın elinde. Mecazi şey, yani tabii öyle, bile değil belki. Değil çünkü 10 o o değil. Karadeniz üzerindeki etkisi acısı. yok. Şey. Hayır mesela ha, yani, yani genel olarak. Tabii tabii. Hani, telefonu çalsa Aa, tane, açar, yani Orman'ın yani. telefonunu açar. Yani onu kastediyorum. İşte mesela G20'de işte, biraz daha uzaklaştılar. Hani öyle bir tabii ihtimal tabii aranıyorlardı. Ihtimal. İşte hiç... Mesela Kremlin'in daha yani ona çok bakmıyoruz falan gibi laflar etti. E, Olmayacak. Yani işte tamam. Şimdi Or bakın ben <laughs> bir şey hatırlatabilir miyim? Rica ederim. Sağ olun. Ee, bütün bu hikayeler başlamadan evvel bir Putin Biden görüşmesi oldu. 7 ay öncesinden var. Yani şimdi tarihin tam hatırlayamıyorum. Yani, o savaştan önce miydi anlamında? Tabii tabii. Ha, yani. tabii, tabii. tabii. Bayağı uzun konuştular. Orada ne konuşulduğunu çok merak ediyorum. İşte bakın yani tecessüs duygumu kabartan meselelerden biri. Çok büyük bir denklem üzerine konuştular muhtemelen. Ve hiçbir şey sızmadı dışarı. Hiçbir şey. <laughs> o neydi onu bilmiyorum. Ama onun dışında zaten bundan sonra görüşseler ne olur? Bu hele hele bu iklimde görüşseler ne olur? İşte ben sorum oydu. Ahmet Bey dedi ya siz de ABD ve Rusya arasında 8 Kasım'a bu kadar az zaman kala ve sahadaki yani ve bütün dünyadaki şartlar biraz daha değişirken acaba bir esneme görüyor musunuz? Böyle bir şey çok ihtimal vermiyor. Ben... Yani şu var, e, Ahmet Bey'in söyledikleri arasında çok önemli bulduğum bir husus var. Tamamen katılıyorum. E, o da şu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya ıı, ne bileyim belki kamuoyunun yani yeter artık diyen bir tarafı biraz biraz duyuluyor da. Şunu söyleyebiliriz. Avrupa'dan daha çok sesi çıkıyor Amerikan yani bu ee, konuda. Evet yani. Ama ben, ne kadar dolu seçim de var çünkü yani onu işte bilemiyoruz. Biraz evet o o konuda. Ses var ama çok, yani. Var var bir ses geliyor da. Bir cılız bir ses yalnız onu söyleyeyim. Daha gibi. Ya da teneke sesi gibi. Yani çok güçlü evet, ama. Evet evet. genel olarak baktığımız zaman bu trendleri bozacak, savaşı tırmandıracak, trendleri bozacak bir şey görmüyorum. Evet. Yalnız şunu şunu da söyleyebilirim. E, bu savaşı e, Ukrayna Ukrayna e, halkının ...geleceği, işte Rusya'nın hakimiyet sahaları vesaire gibi bir şey üzerinden artık değerlendirmiyorum. Hep unutulan başka taraf bu Avrupa-Atlantik ilişkileri. Evet, bunun, bunun üzerinde yani zaten bu, bu, bu akşam. Bu son yani önemli. ana konularımız var ama evet. bugün hani ben şaşırdım mesela ben de dikkat dinlemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı dün biliyorsunuz bir yayına katılarak uzun açıklamalar yaptı bu konularda. Ona sonra geleceğiz ama şimdiden en azından izleyicilerimize paylaşayım istiyorum. Ben hani normal bir konuşma gibi geldi bana yani. Ama sonra hani Batı basınının değil sadece Doğu basınında da bunun fark edildiği. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması için de Almanya'ya özel bir atıf yaptı. Şöyle bir cümle ben de tam yeri gelince söyleyeceğim. E artık eskisi gibi düşünmüyorlar. Gibi bir ifade kullandı. İnşallah. Bunun da şeyle birleştirenler var. Çok ilginç yani aslında bu. Ben hani bu tür düşünme yöntemlerine her zaman şey bakarım, sempatik bakarım. Almanya'nın Çin gizlisiyle birleştirilmesine. Neyse yeri gelince konuşuruz ama bir farklılık Rus. hissediliyor. Yani ABD-Rusya yakınlaşmasının bir alt parçası olarak. Da. Şu da var yani onu da vurguladı Üstad. Hani bir yatırım yaptılar bu. Zelenski'ye ama onun bir yerden sonra öngörülemez işler yapabileceğine dair <laughs> yani kendi elinizle büyüttüğünüz bir canavar dönüp sizi bile zor durumda bırakacak bir şeyler yapabilir mi? Yani bu böyle bir meseleleri de var. Yani çünkü o, o kadar, kadar silah verirken bile korkuyorsun hocam yani. adam kimi öldürür diye. Ve bu adam bakınız dedi ki ya ne olacak dedi ya nükleer savaş. Olur dedi böyle şeyler. <laughs> evet. Fake. Şey, ha bu böyle bir adam bu. Bunun akıl sağlığından emin değilim ben. Peki yani. hocam devam edeceğiz. Hasan hocam buyurunuz. Aynı. Ha, tabii konumuz, aynen. O aynı. Konumuz. Ana konumuzu bitireceğiz. Hı hı. Söylenenler gayet doğru. Fakat buna bazı eklemelerim lütfen e olacak gibi Lütfen. Aslında, buyurun. Şimdi Zelenski konusunda şu. Zelenski barış anlaşmasına yaklaştığında İngiltere evet. ve Amerika kendisini yok eder. Yani adamın varlık Nedeni boyutu bu? Evet. bu savaşı götürmesi. Ama evet, evet. bir komedyen olduğu için devlet adamlığı da yok. İşte bir tiyatro oyundan buraya geldi, buraya kadar. Ondan sonra Süleyman Hoca'nın söylediği gibi saçmalıyor. Yani geçişmiş devlet adamlığı, 10 sene, 20 sene görmüş daha evvel. Bilmem neler geçirmiş, toplantılara katılmış falan biri değil. Tiyatro oynadı. Halk da ona oy verdi. Buyurun falan. Şimdi bırakırsa, sülalesine kadar götürürler. Amerika'nın böyle huyları var. Kafaya koydu götürüyor. Bizim askeri şey Öbür tarafta, Emre abinin söylediği gibi, Avrupa doymuş tarzda. Niye doymuş? Almanya'daki bazı belediyeler demiş ki bir buçuk milyon Ukraynalı geldi. Artık şehrimize Ukraynalı alamayız. Ekonomik açıdan doydu. Ve de haftada 7 milyar dolar ödüyorlarmış savaşın devam etmesi için Ukrayna'ya. Buna da demişler devam edemeyiz. 7 milyar dolar haftada her hafta. Amerika'da daha 80 milyar dolar ödeyecek buraya. Evet. Şimdi gelen sağ ekiplerdeki görüntü şu. Ee, seçim şeylerine şöyle bir baktım. Belki pek ona girmek gerekmiyor ama. Ee, 15 ile 31 senatör çıkartabilir. Kimin de söylediğini söyleyeyim size. Ee, Real Clear Politics Projection şirketi. Real kim Buyurun? için söylüyor bunu? Demokratlar için mi? Cumhuriyetçiler için. Yani senatoda. Evet, senatoda. Senatonun bir fazlalığı var. Evet. Ama 15 ile 31 fazla çıkartabilir diyor. Zaten 100 tane değil mi orada? İşte işte biri değişiyor şimdi. Hı hı. Yani hemen hemen çoğunu alabilir diyor. Ondan Şeyde işte biri değişecek ama değil mi? İşte biri değişecek. Yani 33 diyelim. Evet. 10 31 ile 15'ini alabilir. İkisinin arasında bir şey söylüyor. Herhalde Öbür abi, tarafta hı. Meclise zaten alıyorlar. Tamamen Onları. değişiyor. Zaten. Tamamen. Şimdi o zaman bu kimseler para vermek istemiyorlar. Bunu açıkça söylemişler. Şimdi ilginç tarafı İsrail basınının boyutlarındaki bir boyutta diyor ki Netanyahu geldiğinde Ukrayna'ya yardım edilmesini kabul etmiyor. Evet, onda bir İsrail. değişiklik var. Evet. Bu bir. İkincisi diyor ki. Netanyahu da Almanya gibi Çin'e sert davranılmasını kabul etmiyor. Çin'le ekonomik ilişkilerini sürdürecek diyor. Şimdi bu Biden'a iki gol. Bunun şeyden evet, yani evet, onların evet, basından. Evet, evet, iki tane gol. Ha şimdi bir olay boyutları değişiyor. Bu Amerika'nın hoşuna giden bir olay değil. Çünkü Trump'a karşı bütün politikası biz Avrupa'yı bütünleştirdik. Trump'ın bütünleştiremediği Avrupa'yı yanımıza çektik. Bu yüzden de Türkiye baskı yapıyor. İsveç'i alın, Finlandiya'yı alın. Hocam, çekti Çekebildi mi? Yani böyle çok savruk gözüküyorlar hala. İsveç ha, al he. İsveç al ama öyle bir görüntü. Hı hı. Niye? Çünkü bizim basın, devamlı Batı basını üzerinden analiz yapıyor. Yani İngilizce, hı hı. bilmem nereden, öbürleri biraz takip edebiliyorlar. Ses çıkarmaktan, çünkü NATO ülkesiyiz. NATO şeyinin yanında öbür tarafları söylemek o dengeyi bozabilir korkusu var. Gazeteciye bundan ne ki? E, Demek öyle diyorsunuz. Hani şimdi anlıyorum ben sizi. Gazetecilerin evet, evet, durumları Farklı meselesine varmış. gülüyor. O yüzden öyle gibi gözüküyor. Ve Berlusconi de demiş ki Ukrayna yardım etmeyelim de bu Zelenski görüşmeye gitsin. Halbuki bir olay var. Gene burada söyletmiştim. Rusya demiş ki Kırım'ı geri veriyorum. Donetsk ve Lutanks'ı demiş, yarı otonom olarak tutun, Rusça konuşmaya evet. devam etsinler. Kırım'ı geri veriyorum Kırım'ı canım. geri veriyorum demiş. Donetsk ve Lutanks'ı da yarı otonom sizin içinde Hı. kalsın, NATO'ya üye olmayın. Zelenski de demiş ki okey, tamam. Ama Johnson uçağı atlayıp gelmiş, demiş ki Hı. Batı bunu, yani Hı. Amerika bunu kabul edemez. Top Zelenski de değil. Ve dikkat ederseniz, Süleyman Hoca'nın söylediği gibi, İngiltere götürüyor çünkü en yakın orada otları biliyor. Eski sömürge yerleri var, eski bilmem istihbarat giriş yerleri var. İşte James Bond filmlerinin e, girişindeki ilk James Bond filmde Ukrayna'dan İngiltere'nin girdiği hmm. ajanların NATO'da Ukrayna'dan girdiği ve NATO Ukrayna milliyetçilerinin Rus ajanları onlarla birlikte öldürdüğü ilk James Bond filmi. Hmm. O tabi yazan da Ian Fleming kim? Ian Fleming. Yani zaten. Yaşayan, Evet, İstihbarat da. İstihbaratçı zaten. Oradan olayı, Ukrayna olayı oranın kritik bir yeri. Yani Batı'nın giriş boyutları. Bir de şeye bakıyorsunuz, kimler savaşıyor diye. Diyor ki Ukrayna ordusu komuta kontrol NATO Amerika. Peki nasıl çabuk hareket edebiliyorlar Rus ordusunun şeyine karşı? Uzaydan real time, gerçek zamanlı görünüm vererek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Birlikte Ukrayna'da savaşıyor demektir NATO. Tabii. Yani Rusya bunu görmemeye çalışıyor. Ben yani öbür türlü. Daha doğrusu görüyordur da artık görmemeye yani görme, çalışıyor. Yani savaş yani öbür <laughs> türlüsü çünkü işte, NATO'ya savaş anlamına gelecek. Şeye girmelerini sebebi yani demin sen söyledin. E, Yunanistan'ın arka tarafına bu ağır silahları yerleştirmelerinin falan nedeni şöyle bir şey. Ukrayna'ya nükleer silah kullandığında NATO güçlerinin Ukrayna'ya girmesine hazır olun, böyle bir imaj verin. Olayı var, bunu söylüyorlar. Bu yüzden de oraya yığıyor. Bu sefer biz de rahatsız oluyoruz ama e, Türkiye'yi böyle bir Yunan saldırısıyla sarsmaya gerek yok. Başka numaralar var. Hı hı. Türkiye için başka şeyler düşünülebilir. çeşitli Amerika'nın diğer sistemleri var. E, eski New York'lu gazetecinin yazdığı Overthrown diye bir kitap var. Orada nasıl nasıl yaptıklarını uzun uzun anlatıyor kitapta. Ha yani diğer ülkelerde bu işi nasıl yaptıklarını, nereden girdiklerini, hangi dini grupları kullandıklarını, onun yani basını sistemin içine nasıl soktuklarını falan filan e anlatmış. Çekinmiyor çünkü kendisini dövecek adam olmayınca adam her şeyi söyleyebiliyor. Yani basının özgürlüğü buradan geliyor. Beni dövecek adam yok. Amerika söylüyor. Aslında uluslararası ceza hukukuna giren yüzlerce hareketi var ama Amerika'yı kim yargılayacak? Olmadığı için söylüyor. Başkasına söylüyor. Rusya yargılanacaktır. İşte bilmem ne yapıyor. Çocuklara bomba düşüyor. Bilmem ne falan gibi. O propagandalar yapıyor. Şimdi bu yapı, bu yapı Amerika'nın öngördüğü sistemin dışına çıktı. Şimdi Türkiye ile ilgili başka bir boyut da var. Diyor ki, çeşitli bazı ürünleri üretmek için o ürünlerin savaş ürünü mü diğer ürünlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye üzerinden Arap ülkelerinden bir de nereden fayda demiş? Fas, Tunus gibi ülkelerdeki onların ithal ettiği malzemeleri ithal ederek üretim yapıyoruz ya demiş. Biz Aha. analizde yazmışlar bunu. Diyor ki Türkiye, Fas ve diğer Orta Doğu ülkelerinden Silah üretiminin ara malları da alınabiliyor. Amerika'nın ambarga koydu. Yani oradan Rusya'ya gidiyor. An. Evet ha, tabii Rusya için. Ha. Rusya için çok kıymetli. Ha, peşinden de Cumhurbaşkanı olayı çözebiliyor. Bir takım garantiler alarak. Şimdi bu denge 2. Dünya Savaşı'nda da var. Biliyorsunuz Churchill İnönü'yü çağırıyor savaşa girin. Evet öyle. Diyor ki yeteri kadar silahımız yok. İşte şu kadar silah istiyorum. Diyorlar ki bu silahı 10 senede ancak üretiriz. Aynı numarayı gene yapıyor. Siz bunu şöyle yapın, bilmem ne, müeyyedileri uygulayın, şunu şöyle yapın. E, Türkiye aslında bu denge olmasa olay başka taraflara doğru büyüyecek. Yani o zaman o Yunanistan'dı, Ege Adaları'ydı falan filan olayları bambaşka boyutlara dönüşür. Hiçbir önemi kalmaz. Silah olarak doğru girdiğinde Türkiye daha büyük hareketlere girebilir. Bütün o gördüğünüz olaylar Karadeniz'de, Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de karışabilir. Ve İsrail'in tavrı değişiyor. İşin korkunç şu tarafı o. Çünkü Netanyahu'ya karşıydı. Netanyahu'nun kaybetmesine yol açtılar. Birdenbire bir yolsuzluk <laughs> arkadaşlar ki yolsuzluk her ülkede sonuna. Oradan şimdi bu adam geri geldi. sağ. Bir daha daha da hatta yani koalisyonun parçaları daha da değişmiş daha, ve yüzde yüzde sertleşmiş yüzde gibi bir yapı. Şimdi diyor ki yani hatta bir sabir var ee, şeydeki e, İsrail'deki koalisyonun en mülayim unsuru Netanyahu. Yani. Bakma fırsatı buluruz mu Süleyman Hocam ortaklara? Yüz, Felaket belki. değil mi? Yüz, Konuş, tabii yani tabii. şey evet. Çin'i de öyle. Şimdi dikkat edin İsrail ile Almanya Çin'e karşı Rusya gibi davrandıklarını kabul etmiyorlar. Hatta Macron'la görüşürken şöyle bir lafları var. Hani Macron Çin'e gitmesine karşı ama diyor ki Çin mallarını korumaya aldı. Hı. Ve fiyat indiriyor, sübvansiyon sübvansiyon veriyor. Amerika mallarını korumaya aldı, sübvansiyon veriyor. Peki Avrupa'nın ürettiği malları kim alacak diyor? Şimdi orada bir birleşikleri hı hı. var. Macron yapamıyor ama Çin, Almanya diyor ki ben gidip şey edeceğim, mallarımı satacağım diyor deniyor ki Macron demiş ki beraber gidelim. Ha, onu Sen şey de demiş ki Berlin yok sağ ol. Yok, yani. kendisi daha iyi üretim yapıyor. Fransız balı ne satacak bilmiyorum ama o, o şekilde. Şimdi herkes bu ekonomik yapılanma içinde işte resesyon geliyor bilmem neler geliyor. Amerika'daki durumlar o boyutta değil. Hala Trump almaması için uğraşıyorlar. Ama Trump'ın adamları beyaz Hristiyan milliyetçi yapı. Evet. Bu Amerika'ya geliyor. Yeter diyor. Bunun izlediği çünkü Hispaniklerden oy alacak Biden. Hispaniklerden oy alması için buradaki göçe de izin veriyor. Trump'ın geçi durdurma politikasına karşı çıktı. Buna da karşılar. Her ülkenin göçe karşı olduğu gibi. Şimdi o halde Zelenski ne yapabilir ya Amerika ne yapabilir? Trump'ın takımı iş başına gelinceye kadar Kasım ayı içinde Amerika ve Ukrayna yoğun saldırıya geçip Kerson'u alması lazım. Yani onun takımı iş başına geldiğinde askeri, ekonomik ve siyasi destek azalacak. Ne zaman iş başına gelip yemin ederler seçilenler? Onun tarihine bakmak lazım. Yok o standart işte. Kasım'da seçimleri oluyor. O da 3-4 ayda falan bitiyor herhalde. Şey, hmm. tabii öyle oluyor. Yani Aralık... Yani Şubat... Aralığa kadar herhalde. Yok şimdi e, siz şeyi söylüyorsunuz. E, kongreyi, söylüyorsunuz. kongre'yi söylüyor. Kongre'yi yani, söylüyor. Şimdi bu gidecek zaten. Yani başkan devam edecek. Değil mi? Hı. Ettiği için bu değişiklikler çok olmayabilir ama başkanın manevi şeyi zafiyeti artacak. Yani kongre Hı. üzerinde. Ama olacak. kımıldayamaz diyor. İşte tabii doğru. Yani Kım bu haliyle sizin demin verdiğiniz rakamlarla o artık topal ördek değil. Kötürüm yani. İki bacak birden yok. O yüzden diyor ki Kasım ayında mümkün olduğu kadar gayret gösterecek ki devamlı yardım almaya devam etsin. Rusya'da o sırada işte 80 bin kişiyi öne yerleştirdi. İşte bir de Rusya'nın da durumu vardı. Ha, 3500 değil. tane siha almış. İran'dan. Bunun 400'ünü çeşitli alanlarda kullanmış. Bu hep şey bilgiler tabii canım. Evet, zaten. açık bilgiler olarak geliyor. Yani Durum biraz bu. sersem sepet kullanıyor ama kullanıyor hep. Evet. çatır çatır. Durum bu. Hı -hı. Yani evet. Kuzey... Şunları da... E... Kuzey Kore'den de alıyor silahları. Bu da açıkça gelmiş. Ee, pek. bu anlaşma, iki, an, ikinci anlaşma, son durumu söylüyorum. Bir takım garantör, yani siz de Türkiye'nin daha fazla sorumluluk üstlendiğini düşünüyor musunuz? E tabii. Bu başarının yanında. Küresel bir başarı bu. Yani niye söyleyecek bir şey yok. Tabii. Bunun için neden hocam? Bunu başaracak başkası yok. Tabi Yani, yok, tabii, tabii. tabii, Yani evet. garanti verecek Türkiye işte demin söyledim ya diğer konularda da Türkiye'nin çok Fazla faydaları var denge oluşturmada. Bir yandan NATO dengesi, zaten bu denge konularına alışık eskiden beri. Bir yandan Rusya dengesini tutuyor ve burada konuşulabilecek en önemli ülke burası. Niye? Afrika, Orta Doğu, Karadeniz ve Kafkas yolunu tutuyor. Evet. Şimdi bur burayı es geçmeleri, başka bir tarafa gitmeleri, darıltmaları, Türkiye'nin bir tarafa kayması iki tarafında aleyhine olabilir. Türkiye'nin de aleyhine olabilir. Bu durum, bu tutum, lafı dinlenebilir, anlaşma yapabilir, olayları rahatça götürebilir ve sözüne güvenilir bir boyut sağlıyor. Cumhurbaşkanı da bunu rahatlıkla ortaya koyuyor. Garanti. Ama bundan sonra e, hareketler Zelenski'nin değil, hareketler İngiltere ve Amerika'nın. Bu adam evet. asla güçlü değil. Gittiği anda sülalesiyle birlikte. Peki hocam. Kime söz vermişlerse onu yapıyorlar. Buradaki arkadaşlara söz vermişlerdi 2003 yılında. Evet. Amerikan ordusunu geçirtmediniz. Orada ters oy kullandınız. Ters oy kullanan arkadaşları biliyorum. Başına neler geldi. Bir başkası da Pakistan'da nükleer bomba yapımına girdi. Bunu yapıyorsun çok fena olur dedi. Adam idamla yargılandı ve idam edildi. Pakistan için kendisini feda etmiş oldu. Şimdi Zelenski bu cesarete sahip değil. Yani yapamaz zaten. Kesinlikle. Savaş Amerika'nın savaşı. Bir sorun daha var. Zaten en son soru zaten en Biden sorusu. Hani neden Biden'a böyle bir atıf yaptı Cumhurbaşkanı diye. Ama bir reklamımız ayı var. E, saat bitmeden onu aradan çıkaralım. Kısa bir reklam efendim. Hemen geliyoruz. <laughs> sorum var hocam. Birincisi bu son dönemde ABD Rusya biraz daha sonra cevap verdiniz ama ben yine hani öyle girişir, girildiği için programı bir esneme görüyor musunuz siz? Hani mesela ben de dedim ki hani İngiltere'den bahsettim ama Amerika ağzını almadı falan. Siz böyle bir şey hissediyor musunuz şu anda? Hissediyorum çünkü bir takım yani yazılar dolayısıyla hissediyorum. Niye yazılarda? Diyorlar ki mesela bu Küba krizi olaylarını yazan eski danışmanlardan biri var. Küba krizinde diyor ki Kennedy Küba krizini şöyle çözdü diyor. Yani biz Küba'yı yok edeceğiz. bundan sonra Küba'yı işgal edeceğiz. Küba'yı da bombalayacağız demedi diyor. Dedi ki biz Türkiye ve İtalya'daki füzeleri çekeceğiz. Küba'yı işgal etmeyeceğimize söz veriyoruz. Rusların da oradaki gemilerine dokunmayacağız dedi diyor. Ama Biden'ın diyor konuşması ve lafları böyle bir barışa gidici, olayı çözücü laflar değil diyor. Bu yanlıştır. Bu Harvard Üniversitesi'nde de dekan bu adam. Aynı zamanda danışmanıydı, güvenlik danışmanıydı. Şimdi diğerleri de öyle söylüyor. Mesela bir tanesi de şöyle diyor. Ukrayna'nın Amerika'nın Batı stratejisi içindeki önemi nedir? Yani Ukrayna NATO'da olmasaydı, tarafsız bir ülke olsaydı NATO ne kaybederdi? Ya da Amerika için stratejik değeri ne? Ha değeri nedir? Diyor ki böyle bir önemli bir boyut yok. Rusya'nın yanılma hali yok çünkü şunu bilmiyorlar. Bakın Rusya'nın zenginliği <laughs> Moskova ile yukarısı arasındaki evet. O bölge arkası fakirdir. Yani bir 40 milyon falan böyle ortanın üstünde ortada yaşayanlar var. Bir Rusya Avrupa'yı işgal edecek. Oradaki insanları besleyecek ve o yaşam seviyesinde tutacak eski Sovyetler gibi bu mümkün Yok, değil. mümkün değil. Ha, peki bu bir imajı nasıl yedi Avrupalılar? Nasıl yedi? Rusya geliyor, oraya yayılmak istiyor, bilmem ne istiyor diye. Sen yayılıyorsun. Ne diyor Üstleri Bakanımız? Her zaman diyor genişlemesini destekledik. Şu cümle niye genişliyorsun? Değil mi? Kapitalist olmuş. Evet. Türkiye bile 25 milyar Rusya'ya yatırım yapmış, Ukrayna'ya yatırım yapmış, içinde bilmem ne kadar şunu var, şey satıyor bilmem ne satıyor. Peki siz bunu şeye alsanız, Avrupa Birliği'ne alsanız, yumuşatsanız onu, içine yatırım yapsanız, hayır. Çünkü Pentagon'un silah üretimine bir düşmana ihtiyacı var. E peşinden de diyor ki, asıl düşmanımız Çin'dir. Hayda, good morning. E nasıl olacak şimdi bu? O yüzden yeni yani gelenler Çin sisteme olayı yumuşatıyorlar. Yani Çin dese ki al verdik anahtarı ülkenin komple batarlar. Yani öyle bir ülkeyi yönetmek ya da şey mümkün mü? Ama onların kafası bambaşka hocam. Neyse tamam, son yani. sorum da şu hocam. Sen ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte o toplantı sonrası hani eba, hani Biden'a söyleyeceğim. Yani. Ee, ne yaptıklarını ne ettiklerini bakın kim olayı götürüyor kim getiriyor görün diyor. Yani, yani niye mesela onu söylüyor yani? Ne, neden diyor. yani? Savaşın devamını dolaylı şekilde isteyen adama biz barışı kurmaya çalışıyoruz. Bunu anlıyor musunuz? Demiş olabilir. Evet. Yani Ben buna bir ekleme yapayım evet. hocama. Dediği doğru son söylediği cümleden hareketle. Yani bu sadece şey biz anlaşmaya döndü. Bunu sağladık. Sağladım. Bundan zaten Biden'ın haberi var. Bunu, bunu malumu ilan edip bir telefonda söylemek o çok Tayyip Bey'in işi harcı şey değil. Gayet lazım. Yok. Ama o telefon görüşmesi vesilesiyle kendisinin bu Rusya'ya ilişkin bir takım Putin'in Putin'den edindiği izlenimlere ilişkin bazı bilgiler iletmesi, bazı düşünceleri iletmesi mümkün ve bana öylesi makul Gelir. öyle düşünmek gerek. yani bazı şeyleri öyle telefonla söyleyebilir peki hocam tamam mı tamam mı benim tamam, tamam teşekkür ediyorum ee, şimdi öbür konuya geçeceğim ama yani Süleyman hocam bir komutanımız mesaj atmış diyor ki Süleyman hocam dediği çok doğru atıf yaptınız yani bir görüşmeden o ilk yani ilk Yok görüşmeden <laughs> doğru diyor fakat diyor bir son dönemde bir savunma bakanları görüşmesi var. iki tane diyor. Yani ABD ile şey arasında aynı derecede kıymetli Doğru. diyor. Okumak Doğru. açısından. Yaz bu şey 10... şeyle ilgili hani konuya başka bir konuya geçeceksiniz de. Tabii. Bir şey... tabii, tabii rica ederim. Ee, sağ olun. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi askeri e, otoriteler şunu söylüyorlar. Bugün Ukrayna'da Ukrayna'da hiçbir ordu savaşamaz. Tabiat şartları yüzünden yani balçık çamur vesaire ancak ancak aralık gibi bu toprağın buz tutacağı yani sertleşeceği ve her türlü manevraya uygun hale geleceği. Evet. şimdi bu aralığı değerlendiriyor iki tarafta yığınak yapıyor hocam söyledi ee, Ruslar en seçkin birliklerini şu an her sona getirmiş durumda benim hani okuduklarımdan, haber kaynaklarımdan gördüğüm bu. Hakikaten en savaşçı unsurlarını. Hı. Hatta bir başka şey, <laughs> Afgan e, paralı askerlerini dahi getirmişler. Yani Wagner'de habire dünyadan böyle yani savaş tecrübesi olan ama şu an işsiz durumda olan ne Ustana kadar bu, bu çeçenleri unsurlar... de getirmiş olanlar. Çeçenleri zaten baştan beri şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Şimdi iki tarafta o büyük hesaplaşmaya hazırlanıyor. Savaşın kaderini Aralık ayında yani Amerikan seçimlerinin hemen sonrasında dikkat edelim. Bir büyük hesaplaşma. Bu savaşın kaderini belirleyecek. Yani ben orada düğümlendi. Ölüm. Eğer Rusya bunu kazanırsa ben söyleyeyim Odesa'yı almamak için hiçbir sebep yok. Yok yok. Yani o zaten her sebep alışıyor. değil. De, o zaten yani kaybeden çok belli olduğu için... ha Alacaktır. Daha fazlasını da söyleyen var ama artık bu çok iddialı hale geliyor. Tamam. Ama Moldova'daki bazı hareketlenmeler, Polonya'daki bazı, Belarus'taki bazı hareketlenmeler hani bir ilk Tabii. domino taşının yıkılmasından sonraki durumu değerlendirmemizi korkutucu hale getiriyor. Korkutucu hale getiriyor. Tersinden düşünelim eğer Rusya kaybederse valla Kırım elden gidiyorsa yani demin hocam bir haber. Hocam bu e, Moskova'ya işte, kadar yolu var bu işin. Kırım, evet yani Kırım elden giderse Siyaseten orayı olsa çok evet. verecekleri kana o zaman başka bir şey yapabilirler. İşte o zaman işte taktik nükleer silahlar devreye girebilir ki bunun kontrolü kimsede olmaz. Yani Peki. O çok tehlikeli bir şey. O hala konuşuluyor. Evet. taktik. Ee, şeyle Dediği ağaçla İran'a geçmeden önce şu iki konuyu da aradan çıkaralım. Birincisi bu NATO Genel Sekreterinin Türkiye ziyareti burada yaptığı basın toplantısında söylediklerinden biz herhalde net olarak bu toplantıda ne yaşandığını anladık. İzleyicilerimize zaten daha önceki programlarımızda söz vermiştik. Yani ne oldu? Avni abi. İsveç ve Finlandiya'ya benim anladığım NATO dedi ki bu adamlar... Finlandiya için zaten problem yoktu yok. yani. onu zaten vermiş gibi mi olduk? Yani, yani et. ikisi Yan yana iç içe sefertası gibi olduğu için hı hı. yani onu zaten vermişim. Benim diye, anladığım Batı tarafı demiş ki yani onaylayacaksınız ikisini birden Bizsiniz aynı var. anda. tabi tabii. Halbuki tabii. biz zaten belki... kendileri de öyle söylüyorlar. İkimizi bir anda imza Tamam da gibi. arada Finlandiya yanıyor. Yok işte. Dibi. Şimdi ne demiş oldu NATO bize bu son ziyaretiyle? Hani bu e, efendim Biden'ın ricası hı. bunu çok süratle burada sizi yani imzadan çıkarmanız değil. Önemli olan sizin ağzınızdan Tayyip Bey'in ağzından bunun cümlelerin duyulması. Onaylayacağız cümlesinin duyulması. Evet. Yani Peki. NATO'yu sıkıntıda bırakmayız. Bilmem ne filan. Yani buna benzer bir cümle. Yani anlaşılabilecek şey. Anlaşılabilir. Yani anlaşılabilir bir cümle. Peki. Ankara ben ne de dedi? Efendim Ankara ne dedi? Ankara buna evet diyecek. Şu anda ne dedi? Muhtemelen daha bunu e, yani yarın diyecekler buna. Ahmet şimdi Hocam değil diyor, de. sallıyor diyor Ankara diyor. Ankara işte sallıyor. işte yani buna evet diyecek Ankara. Evet, olduğunuz yerde duruyorsunuz. Maşallah. Evet. Peki Süleyman Hocam siz de olduğunuz yerde duruyor musunuz? E, duruyorum çünkü şöyle bir Geçen programda da söyledim, zemin kaybı bu. Bakın burada basketbol tarifiyle şahane bir fake ettik. O zamanki şeyi söyle, anlaşmayı söylüyorsun. Çünkü bunu yapan da işte Stoltenberg, NATO. Çünkü biz şöyle bir noktadan hareketle dedik ya bu İsveç'in NATO'ya üyeliği, NATO ile Türkiye arasındaki çok temelli bir problemin ne olduğunu ortaya koyuyor. Yani Türkiye karşıtı unsurların desteklenmesi. Fransa buna dahil mi? Evet. Almanya dahil mi? Evet. İsveç zaten. Ama bu bir NATO meselesi olarak tutabilmeliydik bunu. Tutabilseydik. Evet, yani salı bunu, günü de söylediniz evet, zaten. Evet, bunu bir NATO meselesi. Türkiye-NATO ilişkileri meselesi. Ama ne oldu? Yani orada hadi oturun üçünüz kendi aranızda halledine geldiği Ama şu anda zaman, görüyoruz ki bu zaten bir NATO meselesi. Ama öyle demiyor bakın dikkat edin. Ne, ne diyor? Üçünüzün arasındaki görüşmeler çok iyi gidiyor. İlerlemeler... Sen ne yapıyorsun o zaman burada? O da Niye hakem. geldin? şöyle. Bunu bir NATO meselesi olarak Zandırıcı görmüyor. Ya. Üstadım i̇şte şimdi Fransa PKK'yı destekliyor mu? Ben NATO tamam. Ve NATO üyesi Tamam. Almanya destekliyor mu? Ve NATO üyesi yani İsveç'in özelliği ne? Amerika PKK'yı burnumuzun dibinde besliyor mu? Tamam. Ve biz buna rağmen NATO üyesiyiz. Şimdi aynı şartlarda biri daha geliyor. Bunu mesele haline getirdik. Bu çok doğru bir şeydi ama bunu perakende değil NATO'yla bir dakika Stoltenberg efendi bir otur karşımıza. Hatta bu belki Biden da girecekti devreye, başkaları da girecekti toplanalım. Önce beni rahatlatın. NATO böyle bir örgüt olmayacak. Bana karşı çalışmayacak. O şartla tabii ki dolayısıyla İsveç de bunun muhatabı olacak. Ondan sonra İsveç'e ben evet derim. Ama öyle yapmadılar. Hı hı. İçiniz... Yani Türkiye'ye karşı taahhüt vermesinden ziyade İsveç'in NATO'ya bir taahhütte Abi, bulunması değil mi hocam? Sizin e tabii o. ama NATO o zaman da diyecek ki İsveç ya bana niye benden özel taahhüt istiyorsunuz? Fransa da aynı şeyi yapmıyor mu? Almanya da aynı şeyi O zaten üye diyebilirdik yani. O zaten üye kardeşine işte, atacağız mı? Tamam, demek ki benim üyeliğime mani bir şey yok. Yok. Yani. Bunu özel bir şey olarak bana Doğru. niye getiriyorsunuz diyecekti. Çok haklı olarak kendi tabii. açısından. Şimdi orada bir başka bir şey oldu. Peki bugün ne dedi bize? Bugün şunu söyledi bence senaryosunu çalıştırıyor. İyi gidiyorsunuz diyor. Yani bak onlar Hatta da iyi. şöyle e, ben e, arabada dinleyebildim. E, şeyi duyamadım orijinalini fakat tercümanın söylediğinden hani görevleri yani sorumluluklarını yerine getirdiler dedi. Bakın, getiriyorlar yani. demedi yani. Çok Sonra onu getiriyorlar, Hakebro'du. getirecek. Peki Fransa ne getirecek mi? mi? Getiriyor mu? Yok Dur, onlardan bak. bir şey bekle. E işte mantıksız. Hı hı. Şimdi dolayısıyla yani şöyle bir role soyundu, ben bakıyorum adamlar çalışıyor, uğraşıyor bak sen de artık görüyor yani, bunları. hadi hadi bakın işte burada üstadın dediği olur ee, bir söz vardır, temas mukameti kırar, ha, evet. bir prens, temas bir daha söyleyecekler, temas bir daha söyleyecekler ve artık hayır diyemez bir hale geleceğiz. Ben hatırlarsanız o gece onu söyledim. Dedim ki yani bu iş burada yok, bitti. Yok, o tam O konuda hakkımızı teslim ediyoruz. Onu söylediniz. Ay ay bir şey, şey yok. Yani artık bir anlamı yok. Bu pazarlığa bile kapalı. Mesela şunu koyabiliriz belki. Ya bir dakika hiç olmazsa işte bir buçuk milyar dolarımızın üstüne yattı. Amerika şunu versin. F-16 neyse tekrar F-35'e girelim falan. Bunları da kabul etmeyecek benim düşüncem o. Evet. Türkiye ama bu yani biz şu anda konuşmaları analiz ediyoruz. Yani son andaki bir ben de sizinle aynı fikriyim. Stol, NATO Sürekli. yani ABD tamam. yani Stoltenberg dedi ki kardeşim bunu uzatmayın İlk dedi. İlk temas tamam. Geldi. Evet. Türkiye'de biraz uzatacağım dedi. O e, ya işte o kadar e, yapabileceğiz. Ama işte bilmiyoruz. 15 dakikalık bir konuşmanın biliyorsunuz 10 dakikasını buna ayırdı evet, yani. O, da, başka bir şey yok demek esas. He, tabii aslında. Sağ gerisi... olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Onlar geçip sos. gitmiştir. Peki Hasan Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Hem şimdi yani askeri şahısların konuşmalarında bu Makedonya'nın ismini değiştirmeden Yunanistan'ı söyleyeceksiniz değil mi? Al alınmasını <laughs> Yunanistan 11 sene kadar işte o komutan da söylüyordu falan. Ama o zamanki uluslararası konjonktür başkaydı. Yani acil bir durum yok. Çok fazla genişlemesi olsa ne olur olmasa ne olur. Ama şimdi bu. Amerika'nın Trump'ın dışında yarattığı, bakın bütün Avrupa'nın yanında topladığım lafını kendi kamuoyuna göstereceği bir olay. O yüzden de bastırıyor. Evet. O yüzden buradaki direniş biraz daha sürebilir. Keşke daha devam edebilse. Ama yani aslında şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bu kabul ederiz ama aslında etmemek lazım mı demek istiyorsunuz? Tabii etmemek lazım. Çünkü Tabi... niye? şöyle. Şimdi, yani bence ee, Süleyman Ukasa, Hocam ve siz de Avni Bey'in hafif ayrıldığı yerler burası. Evet. Şunu biliyorum ben. Şimdi, Ukasa diye bir örgüt var. 1945-46'ta kurulmuş. Bu beş göz diyorlar. Bütün hı hı. dünyayı dinliyor, şey diyor. Bunun içinde İngiltere'nin dışında Avrupa'daki Amerikan operasyonlarını götüren ülke İsveç. Hı. Şimdi bu göz ardı ediyor. Türkiye'de var. Daha aşağı denilenlerden. 14 tane bunun içinde yan destekçileri var. Ama bir numara çünkü İsveç'in Türkiye içindeki faaliyetleri dikkati çekmiyor. Amerika'ya bakıyoruz. İngiltere ne yaptı? <laughs> Fransa ne yaptı? İsveç istihbaratı ne yaptı diye haber duydunuz mu siz? Yok. Ama var herhalde değil mi İsveç istihbaratı? Yani o kadar yabancılar Hatta orada bilmem. Bilinen orada bilen yetiştirdikleri adamlar buraya geliyor. Şarkıcılar buraya geliyor, bilmem oluyor falan filan. Ha şimdi Herhalde Türkiye istihbaratı bunu da biliyor. Bizim bilmediğimiz kısmı. Yani beş göz içindeki İsveç'in yapısını biliyor. O yüzden ısrar bunda. Bir de silah ambargosunu İsveç'in kaldırmış olması ne Türkiye çok önemsedi. Hani bu, bu, bu konuyu bilmiyoruz. Bize yani çünkü dün hatta Hulusi Akar Paşa şeyde bir sancak devir teslim töreninde yaptığı konuşmada buna vurgu yaptı yani. Peki. Yani Bilmediğimiz konunun tarafı bu. Öbür türlü Peki hocam. arkadaşların dediği gibi. Tabii. Hocam o cümleyi yani normalde alınmamalıdır ama zaten olay böyle gelişiyor şeklinde mi anlamalıyım bütün konuşmanızı? Yani, e, yani alınmalıdır, alınmalıdır meselesinden ziyade Türkiye bu başvuru üzerinden bir fırsat ele geçirdi. Tamam. Yani NATO'yu burada güzel. Neresinden? Yani bu baksanız, sopayla NATO'nun tümüne de güzel oraya doğru çekmek istedi çıkış noktası. Hı. Yani bütün yetkili Anladım. ağızlardan buydu. Ama o toplantıda yani benim şaşırdığım taraf hemen bunun bir üçlü bir odaya kapatılıp üçünüz aranızda orada bir kayma oldu. O, peki. Ama şöyle Şeyi ben söylediniz. bunun için kimseyi sorumlu tutmuyorum. Yani kapasiteler vardı tabii. Konjonktür yani var, şartlar. Konjonktür var, var, kapasiteler var ama yani keşke bu fırsatı gole çevirebilseydik yani. Peki. Evet, keşke. evet. Doğru. Yine de sizin fikrinizi öğrenemedik ama. Ya bana kalırsa yani <laughs> gönlümden geçenleri soruyorsa Türkiye NATO'dan da çıkmalı. Yok yani oraya kadar e, gitmeyin. Yani ama o gönül sorusu soruyorsunuz bana yani. Evet, tamam. Ama çıkamaz asla. Onu da gayet iyi anlıyorum. Hatta çıkmalıdır diyenlere de eleştirilerim oluyor. O ayrı. Evet, yani gönül yani meselesi şu anda mesela ayrı bir şey. en rahat dönemlerimizden biri aslında. Siz de evet. bakmayın tabii. Elimizdeki evet. kozlar çok kuvvetli. siz yani yine sizden devam edelim o zaman. İsrail. Geçin evet. Edelim. Ne oldu şimdi? Siz felaket Ş dediniz. Felaket, e, felaket, felaket nedir yani? Evet yani siyasi bir felaket. Yani yani nasıl söyleyeyim? İsrail siyasetinin Netanyahu'yu hani biraz görece çünkü Kıyaslamalı baktığınız zaman yani bir yerde tutuyorum ama arkadan onun destekçileri yani en siyasetin ipten kazıktan kurtulma adamları diyecek. Serden geçtileri falan, <laughs> militanları yani. Şimdi bu dar görüşlü bir siyasete evrilecek İsrail. Açık. Ama İsrail kamuoyundan da şüphelenmeye başladı. Niye? Şunun için o adamlara ciddi oy verdiler. İktidarı verdi işte. İktidarı verdiler. Ama alt oyla... Hı -hı. Ha, o iki parti var ya, anormal Herhalde. yükselttiler. Tabii tabii. tabii. Buyurun, yani, bu nasıl bir şey ya? Herkes şöyle diyor, tamam Netanyahu başbakan şeye geri döndü ama siyasete. Asıl kazananı işte o partiler. Çünkü ikiye i̇şte, katlamış, üçe yani. katlamış. Yani ben şöyle diyelim, benzetme için. olacaksa İsrail'in de bir cumhuriyetçileri var ve demokratları var. Hı -hı. Yani bunları tabii biraz İhtiyatlı kullandığımı söylemeliyim bu yakıştırmayı. İhtiyatlı yaptığımı. E, İsrail kamuoyları dünyada ikiye bölünmüş yani durumda. Ve birbirlerine hiç hoşlanmıyorlar. Aslında bütün dünyada bir kutuplaşma var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... E, ...Yahudi kuruluşlarının evet. ağırlıklı bir kısmı demokrattır. Hoşgörülüdürler en azından. Yani baktıkları zaman. Işte göçmenlere karşı daha... Toleranslıdırlar. Evet. İsrail'in bu sağ siyasetlerini filan eleştirirler. yani Ama bir de böyle bir İsrail var ve böyle bir Yahudi kamuoyu var. Bunlar şu an herhalde böyle başa baş ama yer yer o sekter kamuoyları daha baskın hale geliyor. Ya Amerika'da da durum farklı değil baktığınız zaman. İtalya'da ne oldu? Aynı şey oldu. Yani bir bir tür toplu halde faşizanlaşma diyelim ona. Yani bu hoş bir ifade olmadı gramer açısından da yani faşizan bir şeye doğru gidiyor dünya. Sürece doğru gidiyor. Şimdi bu mesela Rusya İsrail ilişkilerini dönüştürür mü? Dönüştürebilir. Benim bildiğim Netanyahu zamanda çat kapı Moskova'daydı yani. Evet, Değil mi yani Putin'in kankalarından biriydi yani. Onun bir alt sorusu, Türkiye-İsrail Türkiye. ilişkilerindeki son durumu nasıl etkileyecek? Alt üst eder, ben söyleyeyim. Ha Öyle mi? Tabii, tabii. Yani beklemeyelim artık o Herzog veya Lapid veya Gans'ın. İşte yani bize ziyaret edenler şey demişlerdi. Ben hatırlıyorum, gazetelerimizde okuduk bunları. Yani bu devlet politikası da öyle. Hani seçimde değse bile filan gibi. Yok, tamam <laughs> bunu anlarım. Devlet politikaları vardır da Hı -hı. bu adamların ama çıkış noktaları çok farklı. Bir kere şöyle olacak. Ben onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Gazze'de hayatı cehenneme çevirecek bu adamlar. Evet. evet. Yani ben endişe ediyorum ve dua ediyorum olmaması için. Ama oradaki Filistinli kardeşlerimize çok acı şeyler yaşatacaklar bunlar. Ve daha bilenmiş geliyorlar. Bunlar kim? İşte Mescid-i Aksa'ya postallarla giren adamlar bunlar. Evet. Evet. Tam bundan bahsettiğimizi ciliğine. söyleyelim mi izleyicilerimize? Efendim? Yani şundan bahsedeyim. Netanyahu kazandı tamam. Bunun ortak olduğu bir parti var. Mesela partiler var daha doğrusu. Mesela Dini Siyonizm Partisi. ismi bu zaten. Yani evet. Hani Biz demiyoruz yanlış anlaşılmasın. Onların tabii. ismi bu. Bir de onlara destek veren siyasi gruplar var. Ve onda mesela ismi Yahudi Gücü. Onlar onlarda sizin hani dediklerinizden <laughs> daha da tabii tabii, tabii. Katmerli tabii. yani. Katmerli evet öyle. Yani daha evvelki Netanyahu hükümeti o da çok partiliydi ama bu unsurlar bu kadar yoktu. Sızıntıları vardı. Şimdi oldu gibi geldiler. Ve meclis aritmetini falan değiştirebilecek adamlar bunlar işte. Cam, i̇şte mesela 94'te Batı da bir camide 29 kişiyi öldüren Kişinin portresini evde taşıyor bu. Evinde tutuyor. Ev, yani. Buyurun işte, e, işte yani. Şimdi bu aktivist denir buna. Yani bu bu eylemci bir adam. Ben de şimdi ismini aklımda tutuyorum ama benzer bir şey okudum. E, Türkiye buna peki seyirci kalacak mı? Yani orada çatır çatır... İnşallah tabi olmaz da ya olmasını evet, yani e, soruların en azından sormamız gerek. e, gerekiyor. gerekiyor ya yani. o zaman <laughs> de... <laughs> Belki Netanyahu şöyle bir durum olabilir. Yani biz tamam böyle bir adamdı ama çok uzun süre başbakanlık yaptı. Yani İsrail'i biliyor, bölgeyi biliyor, Amerika'yı biliyor, Türkiye'yi. Vallahi biliyorum. inşallah onları hani baskılayabilecek işte, bir, bir gücü vardır. Yani düşünün ama düşün ama Netanyahu gibi bir adama yatırım yapıyoruz kartımızı <laughs> yani olmaz o... ha, yani <laughs> böyle bir şey var. Evet. Yani Türkiye İsrail ilişkilerinin başladığı şu aralar serpildiği gibi gideceği kanaatinde değilim ben. Bu daha da zorlaştırmış oldu en kibar ifadesi bu. Yani öyle tahmin evet. ediyorum. Peki, ee, dediğim gibi inşallah olmaz çünkü bedeli Filistinlilerin ölmesi. Evet. Allah razı Evet hani e, siz şimdi İsrail şöyle, ilişkiler evet. konusunda daha ümit vardınız. Ben daha hala da öyleyim ha. diyorsunuz. Yani öyle ee, yani tabii Netanyahu geldi ama daha ümit var olduk diye bir şey olamaz. Olamaz. <laughs> <zaten. kastetiniyor> <laughs> ta tabloyu e Hocamın tasvir ettiği gibi görmekte fayda var. Ancak şunu da unutmamak lazım. Yani bu sadece bizimle alakalı bir mesele değil. de Değil. Hatırlayın yani Obama'nın başkan olduğu dönemde Netanyahu'yu hem Beyaz Saray'da kabul etmemiş ve karşılamamıştı Obama. Hatırladınız Tabii değil de mi? Ve ve e, ama buna abi. karşılık Amerikan Parlamentosu Obama'yı hem ayakta alkışladı hem de alkışlarla Netanyahu. Netanyahu. Yu. Netanyahu yu. Yani ayakta alkışlarla karşıladı. Yani Obama'ya sen ne dersen de biz kimin ne yapacağımızı biliriz dedi. Amerika tabii üreticiler tabii bu. Birincisi bunu bunu önemsiyorum ve bu e, Netanyahu Amerika'daki bir güce itimat ediyor. Ha bunlarla beraberim ben yine diye. Bunu e, bunu önemsiyorum. Bir tek şeyi yani evet bu aşırı sağcı ve faşist e, unsurları dizginlemekte o kadar e, kolay olacak kolaylıkla bunu yapabileceğine ihtimal vermiyor. Ama bu adamlar yine de arsızlıklarını, densizliklerini yapacaklardır. Fakat bu Türkiye ile ilişkiler meselesi. Ben mesela Rusya ile ilişkileri böyle Ukrayna'nın yani Rusya ne olursa olsun ben Ukrayna'ya dediğimi yaparım. Öyle bir şey olmayacak. Hiç aksine. Yani Ukrayna filan hepsini siler atarlar yani. Rusya daha önemli. Netanyahu'nun gözünde. Türkiye açısından baktığımızda da ben e, bir ortalığı kırıp döküleceğimi, bir tablo çıkacağını düşünmüyorum. Yani her dokun geldiğinde veyahut da onay atfedilen yani onunla ilişki ler çerçevesinde e, olası bir İsrail Türkiye ilişkileri e, gelecekte ne olabilir diye çizilen e, tablo o, o onu görmeyeceğiz. Ama bu, onun çok çok gerisine yani sıfır şeyine, mertebesine indirilmiş bir şeyini de görmeyeceğiz. Yani buna Türkiye'nin diye yani İsrail'in İsrail'i bırakın bölgenin konjektürü de buna izin vermez artık. Peki. Yani 20 yıl önceki İsrail Netanyahu bugün Netanyahu değil. 20 yıl önceki nasıl e, Tayyip Erdoğan bugünkü Tayyip Erdoğan değil idiyse gibi. Yani de, değişebilir. Ama bu bunun üzerine Netanyahu'nun üzerine biz bir Orta Doğu siyaseti Kurgulayabilir miyiz? Hayır belki de bir önceki İsrail hükümetiyle ilgili olarak daha farklı şeyler kurgular yapabilirdik belki. Ama Netanyahu'nun olduğu bir tablonun içerisinde biz e, her adımı ihtiyatla evet. te, yani bir, bir basıp altta acaba bir çatlama var mı diye yokladıktan sonra as, basmak ve atmak zorundayız. Sadece biz mi? Hayır. Bölgenin bütün ülkeleri ve bütün halkları. Yani Peki. tamamı şu anda diken üstündedir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, hocam. Şimdi ekonomik durumun bütün ülkelerdeki yansıması Milliyetçi akımları yukarı çıkartıyor. İşte İtalya, hatta Amerika'da da aynen buna benzer bir isim. Hristiyan Milliyetçi beyazlar Trump'a Burada da işte Likud falan gibi e, İsrail'e de yansıması var bir de İsrail gibi Boyuttaki bir ülke Dışarıdan Ekonomik yatırım ve yardım almadan Kendi üretimiyle kendisine çok refahlı Ve yeterli bir yaşam Sağlayacak ülke boyutunda değil Her ne kadar teknoloji işte Amerika'dan geliyor gidiyor Ne yapıyor? Amerikan Kongresi bir 30 milyar dolar veriyor. Avrupa'dakiler para gönderiyor. Yatırım sistemleri var. Büyük e, yatırımcılar falan filan. Ama şimdi Amerika'daki durum da iyi değil. Avrupa'daki durum da iyi değil. Bu İsrail'deki sağı tetikledi. Yani oradaki sol gruplar ve sosyal demokrat grupların bu ekonomi konusunda söyleyecekleri bir şey yok. O halde bu yapı yükseldi. Ama şöyle bir durumları var. Trump zamanında bunlar İbrahim anlaşmalarını kabul ettiler. Yani Suudi Arabistan, Katar, Körfez ülkeleri falan filan. Bunu bozmak istemeyecekler. Onun yerine Müslümanlık içinde başka bir boyut ortaya çıkarttılar. Yani onları da yanlarına çekebilecekler. Sizler bizim yanımızdasınız. Şii olan İran düşman. Şimdi Netanyahu bu kadar tecrübesi olan bir adam. Filistin'le ilk görüşmeleri bir bayan vardı. O yapıyordu. Yani 95'lerden beri tanıyorum. Oraya biz konferanslara gidiyorduk. İşte Ehud Barak galiba ölünce o geçti yerine falan filan. Yok. Vuruldu vurulan başbakan. Rabin. E, Rabin. 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 bulunca o geçti yerine. Ehud Barak filan geldi. Onu da götürdüler. Bu geldi. E, barış için güç lafını ileri süren ilk adamdır. Sonra olaylar değişti. O açıdan bir kere Türkiye ile ilişkisini bozmayacaktır. Türkiye'ye işte Mavi Marmara olayından sonra araya girildiğinde işte 20 milyon dolar vererek bir tazminat boyutunu kabul etti. Şimdiki bu yapı içinde e, Filistinler acı çekecektir. Çünkü yeni yerleşim alanları yayılması içerideki milliyetçi takımları tatmin etmek için verecektir. Türkiye ile ilişkilerini bozmayacaktır. Abin abinin bir lafı var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı eskisi gibi değil. Onun da değişimleri var zaman içindeki boyutlarda. Uluslararası olayları gördü, gelişmeleri gördü. Ona göre bir tavır ortaya koyuyor ki uluslararası konjonktüre uygun olması lazım. Dış politikaya götürüyor. Onda da bu boyut var. Türkiye ile takışmadan, Türkiye'de eskisi gibi işte Filistin. Filistin zamanında Kırmızı destekleyen, Kıbrıslı Rumları destekleyen bir grup. Hadi Müslüman falan duygular içinde hep beraber e, mesela çok fazla İsrail'e yakınlık göstermiyorduk. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Arap oyunu alabilmek için. Işte Afrika bilmem ne oyunu alabilmek için. Hatta Türk devletleri içinde evet. Kıbrıs'ı tanıtmak istediğinizde işte bilmem kim Türk devleti Özbekistan su veriyor. Bu antite midir? uluslararası hukuka uyan bir devlet midir, değil midir falan. Ya Kırbız, Türk Cumhuriyeti diyor. Sen de Türk Cumhuriyeti'sin. Bunu kabul et. Hala aşağı yukarı bilmem dengeleri de kullanıyorlar. O yüzden bu dengelere dikkat edecek tecrübeli bir adam. Fakat içeride Araplara geçmiş olsun. Evet. Yani otur yapar. Ama Türkiye'de çok fazla takışacağını zannetmiyorum. Türkiye'nin de artık Müslüman kardeşlerdi, bilmem ne, bilmem nelerdi. Bu konjektürde çok dikkate alacağını da tahmin etmiyorum. Peki hocam. Ee, Rusya'ya söylediniz mi? Rusya ilişkisini. Türklerle. İsrail-Rusya. Ruslarla ilişkisi var. Ha. Sebebi şu. İşte Ukrayna konusunda bir şey yapabilir mi yani? Hani? Ukrayna konusunda diyor ki Ukrayna'ya silah yardımı, diğer yardımları yapmayacağım. Zaten yapmıyordu, yapmıyor. Çin'le de diyor yoğun ilişkilerimi evet, devam ettireceğim. Çünkü demir yollarıydı, bilmem neydi. Şuydu buydu. Paraya ihtiyacı var, o geliyor. Şimdi artık yaşam koşulları önemli. Yoksa Biden'ın seçimi kazanıp da bilmem ne olması falan önemli değil. Zaten Biden olsa da olmasa da oradaki Yahudi lobisi buraya yardım edecek. O kadar. Kim gelirse gelsin. O halde karşıya geçelim. Karşı tarafa geçelim. Şimdi biz e, bir andaki olayları takip ediyoruz, ediyoruz da bir kere önce söyleyeyim. 7 haftası bitti peki ne, neyi konuşuyoruz hala? Bugün gelişen bir ve bütün dünyada bir anda yayıldı bu haber. Türk basını da kullandı. İran'ın Suudi Arabistan'a 48 saat içinde ya da Irak'a ve veya, veya ikisine saldıracağına yönelik. Yani ben bugün bütün gazetelerdeki bu haberi arşive aldım şu sebepten. Yani Gerçek dışılığı o kadar yüksek bir haber ki bunun koca koca şekillerde yer bulması bana çok garip geldi. En azından iletişim bilimlerinde bir hani elimizde bir kupür olsun istedim. Doğru. Ancak bunun bir anlamı olmak lazım çünkü çıktığı yer aşağı yukarı kestirilebiliyor. Evet. Ee, protesto gösterilerin hızında bir gevşeme var mı? Hayır devam Hayır. ediyor. Şu da bir Ve vaka. olağanüstü bir tehdide rağmen. Aynen. Evet. Yani devrim muhafızlarının evet. sahaya çıkmış Şimdi olmasına rağmen. Şimdi şöyle de söyleniyor. İlk defa bazı etnik Aynen. bölgelere de yani mesela Türk şeyle İran'la Azerbaycan arasındaki gerilimi aklımızda tutarak mesela Güney Azerbaycan'da bu olayların daha da yükselmeye başladı. Keza e Irak üzerinden Kürtlerle çatışmaların daha fazla olduğu. Bunun üzerine geliyor zaten Suudi Arabistan ya da Irak lafları. Yani bu konunun uzmanları aşağı yukarı takip ettiğimizde bizim daha önce söylediklerimizde mutabıklar. Yani bir diyorlar ki burada bir farklılık evet, görülebilir evet. diğer protesto eylemleri, daha önce yaşanmış protesto eylemlerinden. Ancak bunun ucunun Tahran rejimini değiştirmek olacağını söylüyorsanız bu aşırı iddialı bir söylendir. Bu bir şekilde durdurulur hatta biz şöyle de konuşmuştuk hatırlıyorsunuz hani Tahran sertleşir. Ezici bir hale evet. gelir. Fakat biz on, bizim söylemediğimiz bölüm bu. Fakat bir takım reform düzenlemeleri ha. gelebilir. Çünkü Tahran yönetimi içinde de bu konuda rahatsızlıklar var deniyor. Ama biz buna İsrail'in şimdiki liderliğini de ekleyerek biraz bahsedelim Arne abi. Buyurun. Şimdi öyle zannediyorum ki yani dediğin son cümlelerinizde son bir iki cümlenizden yola çıkarak şey söyleyeyim. Ben de bunun bir şekilde sönümleneceği kanaatindeyim. İşin gerçeği. Ama olay kabarıyor. 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 Bir boyutuyla yani tabanda kitlelerde, kalabalıklarda bu bir kabarma var. Öfkeler var. Ama öbür tarafta rejimin önde gelen kadrolarında da bunu vesile edip içeride bir temizlik yapma hevesleri de kabarıyor. Yani devrim muhafızlarını nasıl kontrol altına alabiliriz? Ha bu o kadar kolay bir şey mi? Falan. Yani bütün bunlar hesaplanması kolay mı? Keza Hamaney gibi bir adamın ve işte onun ahvadının, oğlunun damadının şunun bunun bütün bunların dal budak sarmış bir hakimiyeti var yani hem İran ekonomisine de hakimler, İran'ın her şeyine hakimler bu e, ayetullahlar. E, ya bunların kontrol altına alınması filan onlar o kadar kolay işler değil ama en önemlisi tabii bu devrim muhafız yani İran ordusundan daha önemli. Tabii. İran ordusu dediğiniz işte nihayetinde Şah rejiminden devralınmış. Evet Hümeyni rejimine ayak uydurmuş ve e, onu özümsemiş. Ama resmen savaş çıkartma ya istediğiyle savaş çıkartma kabiliyetini veya hakkını kendinde gören istediği yerde istediği olaylara yeni yani siyaset üreten bir organ Devrim Muhafızları. Ben bunun İran içinde e, sıkıntı kaynağı olmaya başladığını düşünüyorum. Zaten öyle kendiliğinden sahaya çıkmış olması Hamani'nin bir işaretiyle filan da değil yani. Kendiliğinden sahaya çıkıyor. Bu, bu zaten sıkıntığının e, sebep şeylerinden e, işaretlerinden bir tanesi. Bir diğer şeye baktığımızda e, elbette yani hepimizin ya yani bütün dünyanın gö, şey yaptığı tablo. Bu alarm sizin ifade ettiğiniz işte hem Irak'ta hem efendim Suudi Arabistan'da filan ya yani bütün Körfez ülkelerinde orduların alarma geçirilmesi filan iddiaları evet biraz yani bir bir oranda balon ama bir oranda da ya olmaz olmaz dedirten bir şey. Ya yani bu İran yapar mı yapar. İçerideki şeyi, gerginliği daima dışarıya eden, yansıtan hmm. bir ülkeden, bir devletten söz ediyoruz çünkü. Bir rejimden söz ediyoruz. Ya yani olmaz olmaz yani böyle delilik yapabilirler mi? Yapabilirler belki diye. Bakan bir şey. 48 saat vermiş Amerika. Amerika'nın hmm. lafı bu. Evet. Ben size 48 gün vereyim. Bu böyle bir şey olmayacak. Ha tabii canım yani hmm. ben de... Irak'ı bak Irak'ı <laughs> bilmem. Hani Irak başka bir şey. Çünkü bu, denedi yani Kuzey Irak'a da şey yaptı vesaire de. Ama şu anki bölgesel... Yani Suudi Arabistan, İran'la, İran, Suudi Arabistan'la şu anda bambaşka bir yerde. Yani. Neyse. Tamam, bunu yani anlatayım. ben o olabileceğine böyle bir müdahalede bulunacağına, o gücü kendinde görebileceğine ihtimal vermiyorum. Ama şu İran. çok doğru. Şu Bunun orta. yapmışlığı var. Yani ha, yapmışlığı iç var. siyaseti Tabii. rehabilite etmek için ediyorum. dışarıya bulaşmışlığı var. Böyle yapıyor. Evet, doğru. Yani bunu bir, yani bu devrim muhafızları hiç kuruldu. Bunun için kuruldu zaten? Evet. Dolayısıyla yani ben önümüzdeki dönemde hem bu Gençler üzerinde yani diyelim ki mesela bu örtünme meselelerinde evet bu iş bir fetva düzeyine falan çıkar mı? Hayır. Ben ona da Hı. fazla ihtimal vermiyorum. Açıkçası. Ama pratikte e, işi gevşetir. gevşetecekler ler. Görünür kılan yüzünde İran bu kadın meselesine, kadınlar meselesini de e, ortalığı yatıştıracak, Batı'yı yatıştıracak. Bu meselenin fazla köpürmemesinin sebebi Amerika. Bunu geçen hafta da bir vesileyle söylemiştim. Amerika üstüne gitmek istemiyor İran'ın kardeşim. Amerika e, başka bir ülkede olsa, kafaya başka bir şeyleri taksa bunu köpürtür de köpürtür. Yani hiç bunda bunda kaç boy çamaşır yıkar Amerika. Ama bunu istemiyor. İran düzeninin bozulmasını istemiyor. Oradaki rejimin tehlikeye yani sarsılmasını istemiyor. Evet. Türkçe'de bir laf var yani. Kötü bir laf. Şimdi şey diye söylemiyorum ama hani iti öldüre sürtürler diye. Yani bu pisliği veya bu sıkıntıları bir, bir İran'ın içinde birilerine temizlettirecekler. Bu, bu. Ve bu da gayet oradaki rejimin aktif unsurları. Burada ben İran'da bir takım böyle infazlar falan yine yapılabilir. Radikal unsurların infaz edildiğini son dönemde, son birkaç yılda Onları söylemiştik yani, değil evet, mi? Evet. Ee, Süleymaninin öldürülmesi, işte bu şeyler efendim atom olmasının başında olan adamın suikasta kurban gitmesi filan. Yani İran'ın içinde şey yapan böyle etkili bir takım insanlar var yani. Ee, Peki. Onu onu da İsrail beceriyor zaten ya. bunları. Peki. Süleyman hocam, ee, şöyle bir de şey yani. Biz de takip ediliyor çünkü onu da söyleyeyim. biliyorsunuz bu Amerika'daki seçimlerde e, senato seçimlerinde e, Pensilvanya'da meşhur e, bir doktorumuz var biliyorsunuz Mehmet Öz o da aday cumhuriyetçi ve orası çok böyle başa baş cumhuriyetçiler demokratlar İlk defa Amerika'da e, ulusal çapta bir anket yani üniversite tarafından dedi anket Mehmet Özün öne geçtiğini bölgede söylemiş. Bunların anketleri biraz daha tutar. Bizimkilere benzemez yani Süleyman Hocam. Ee, hani onu da duyurmuş olalım. Çok heyecanlanmadım doğrusu. <gülüyor> 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 yani, Buyururuz. <Başka gülüyor> de, şimdi bu İran konusunda doğrusu ikircikli düşünüyorum. Yani e, bugüne kadar bu tip kalkışmalarda, isyanlarda, gösterilerde filan Sönümlenme erken oluyordu, fakat bu kez uzuyor iş. Evet. Yani şimdi bu İran halkının kararlılığına yorulabilir veya bu sefer artık işte ya sonucu alacağız ya alamayacağız diye bir hani, trajik bir noktada e, gelişiyor olabilir olaylar. Onu bilemem, yani çok içeriden çünkü şey alamıyoruz e, değilse bu İran hakkında başka bir defter açılıyor demektir. Yani İran halkına evet şu an dışarıdan destek gelmiyor olabilir. Amerika tamamen ilgisini Karadeniz'de teksif etti. Batı kendi derdine düştü. Biraz da onlara bakmak lazım. Yani. Tabii. Belki zamanla yani, zamanlama... adının geçirilmesini OPEC, OPEC kararını ha, işte, hatırlayacağız. Tabii. Fakat bir Fars milliyetçiliği lafı da dönüyor hocam. Ee, bu olaylarda daha rahat davranmaya başladı vesaire. Yani bunlar olabilir tabii. Onu çok böyle. Ama mikroya girdikçe daha da yani zorlaşıyor işler. Doğru Doğru yani katman katman. Ne kadar lazım. onu da bilmiyorum tabii yani. Evet onu ben de bilemiyorum doğrusu. Eğer eğer böyleyse vallahi çok böyle diniz bir kafayla bu bölgeyi yeniden zihnimizde kurmamız, modellememiz gerekiyor. İran'ın dönüşmesi. Yani küresel dünyanın normlarıyla uyumlu. Tırnak içinde söylüyorum. Kimse söylemiyor. Ya da söyleyemiyor. Yani. Bilemiyorum. Yani. işte şu an durumu bilmiyorum. Hı hı. Çünkü bu normal değil bu. Yani kaç gün dediniz Allah aşkına? 7 hafta bitti işte. 7 hafta ne demek yani? Ee, 2 ay hocam. 2 ben... ay yani. 2 ay. Yani yarın bitmesi de beklenmiyor. Şimdi bir de başka bir şey var. Hani demin şu görüntülerde görüyorsunuz de yani bunu az ama karşı gösteriler de var. Var var işte tabii. Yani Onlar da diyorlar ki yok yani. Şimdi bu iç savaşa doğru gidiyor demektir mesela. Yani bir noktadan sonra bu da olabilir. Ee, Tabi üzülüyoruz İran için ayrı bir hikaye ama normal olarak beklenti bakış şudur. Ne İsrail ne Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i, şey İran'ı gözden çıkarmak istemezler. Şöyle yani orada düşmanlaştırılabilecekleri bir İran'ı muhafaza etmek isterler. Bunu biraz da ezberle bugüne kadarki süreçlerle bağlantılı olarak söylüyoruz. Ama bu devam edecek mi? İla nihaye. Yoksa başka bir moment miyiz? Yani onu hakikaten e, çözemedim. Yani bunu itiraf etmeliyim. Eee Suudi Arabistan meselesine gelince e, bence bu biraz İsrail'deki seçimlerle bağlantılı. Çünkü bu Biden döneminde küre koalisyonu bir hayli sarsıldı. Tabii tabii. Şimdi Suudlar, böyle Körfez emirlikleri, Mısır biraz gerçi tam girmemişti ama e, ee, yani böyle çatlak... Zayıfladığını tam görüyoruz zaten. Tabii tabii bazı çatlaklıklar filan da oluştu. Çünkü Suudi Arabistan şunu gördü. Ya yani İran'la baş başa kaldığım zaman savaşmak zorunda değilim. Yani görüşmeler de başladı hatırlıyorsunuz. Tabii, tabii, değil mi işte, yani? tabi tabii. Evet. tabii, tabii. tabii. Yani İran'la Suudi Arabistan bir de Tahran'da da bir araya geldiler vesaire. Ha, tabii tabii. Riyad'da da yani, görüştüler. Yani bunu kendimiz kotarabiliriz. Yani ikimiz de petrol satıyoruz işte. O bir mukadderatımız var falan. Çözebiliriz bu meseleyi gibi. Bir noktaya gittiler. Aynı ee, ülkelerin Türkiye ile ilişkilerindeki düzelmeyi de buna ekleyebiliriz. Yani iki ülkeyi de. Ee, yani bir dereceye kadar. Peki. Onu çok ben abartmıyorum. Açık söylemem gerekirse. <laughs> Yok yani. Ortada bir 10 milyar doların dışında siz bir şey gördünüz mü? Hayır. Yani. Şey demedim. Yani İran onu da görüyor demek için söylüyorum. Yani evet olabilir. nasıl değerlendiriyor? Ah, kendi... Şimdi düşünmedim onu doğrusu. Tamam, Fakat şunu söyleyebilirim. Ee, İsrail bir hatırlatma yapıyor. Veya pro İsrail basın çevirileri. Ey Suudlar! hani biraz ipiniz bolarmıştı. Yani Öyle değil. Bak İran sıkışıyor ve sana karşı yeniden husumet güdebilir. Gel şu kürenin etrafında bir daha bir toplanalım gibi bir mesaj olabilir. Rusya ile yakınlaşan Suudi Arabistan'a gene bir ihtardır bu. Yani bak bu kadar kendi başına hareket etme. Yani yeri gelir sana karşı İran'da husumet gösterebilir. Acaba bu mu istedi? İran üzerinden Suudi Arabistan mı? Terbiye edilmek. Körfez terbiye edilmek isteniyor. İşte ben de öyle ya. o peyi onun için söylemiştim. Ha, doğrudur. Ya yani bu bunu söyleyebilirim. Böyle bir izlenim ediniyorum. Doğru. <laughs> Yoksa dediğiniz gibi yani bayram değil Seyran deniz niye saldırsın? Adamın başı dertte. Yani bir de daha çok şu an Kuzeyle ilgileniyor. Körfezden ziyade Şeyle ilgileniyor, Kafkasya ile ilgileniyor. Tabii, yani onun için 10 on kat hatta kendi içindeki ha. olaylardan bile daha Tabii onu ki. dert görüyor adam. Tabii ki. Şimdi ben böyle e, İran'da çok uzun boylu kökten bir dönüşüm değişim olmasını gene de yadırgarım yani. E, bir de çok şey bulurum. Yani çok riskli bir şey olarak da gördüğümü söylemeliyim. Özellikle Türkiye açısından. Ee, bunu muhafaza edebilirler, biraz tornadan geçirebilirler, biraz rahatlatabilirler, ama İsrail e, şeye muhtaç, İran'a muhtaç, İran da İsrail'e muhtaç. Yani bu kötü, dengeyi korurlar. Kötü bir figür olarak. E tabi Amerika İran ilişkileri de öyledir. Yalnız orada bir problem, bu nükleer mesele. Bir de İran'ın <laughs> hızını alamayıp şeye kadar. Ee, İsrail'in burnunun dibine kadar girmesi, Suriye, Evet Suriye, Lübnan, Lübnan, Lübnan. Yani bunlardan hoşlanmıyor İsrail. Yani bu bu, yani dursalar bir problem değil de yani karşılıklı atışmalarla İsrail kamuoyunu ayakta tutabilirsiniz. İşte düşman geliyor, yarın bize şunu yapacak mı? Ama kontrolden çıkabiliyor. Kontrolden çıkması İsrail'in biraz da kırmızı çizgileri. Ee, İran nükleer e, silah kapasitesine erişmesi İsrail'in bütün hesaplarını değiştirir tabii yani bunları görmek lazım ee, izlemeye devam edeceğiz yani bu çünkü yeni bir case yani bö böylesi görülmemişti yani mesela haftaya hala devam ediyorsa işte tabii daha da başka yani... daha da başka ee, bir de tabii yani şeyi takip edemiyoruz İran'dan doğru düzgün haber gelmiyor. Şöyle bir sorunumuz var hocam. İran'a yani nüfuz etmiş kimi akademisyenler, gazeteciler falan hepsi için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Konuşmaları sırasında bakıyoruz ki taraflar içeri e Ozman, hani olmuyor ya yani. verdiğim bilgi ne kadar doğru dürüst. Ukrayna meselesinde diyor öyle. Aa öyle. Yani hani çok garip. Yani hakikaten nüfuz ettiğini anlıyoruz. Yani bir şeyden bahsediyor. Ha bunu biliyor diyorsunuz ama yorumlayışı sizi başka bir yere götürüyor. götürüyor. tabii onu diyorum. Yani, yani bu mesela lazım. Ukrayna savaşı hakkında da Türk kamuoyu sağlıklı bilgi edinmiyor bence. Biz tabii. bizim basınımız tabii, tabii, tabii. bir ya. özelliği ise şey yapayım, Batı e, Yunanistan kamuoyunun yani bizim orada belli muhabirler var Rum yani Yunanlı e, Türkiye'ye de zaman zaman bağlandıkları için sık sık hatta bağlandıkları için isimleri bile hep aşina Türk kamuoyun tarafından Tabii. aşina. Ve sanki tarafsız bir gözlemci şeyiyle orayı anlatırlar. Çünkü Türkiye'de de sempatik görünmek durumundalar bu insanlar. İnanın ki İran'ı veya bir Irak'ı veya Suriye'yi şunu bunu anlatırken bizim muhabirler onun kadar yani Yunanistan'daki Yunanlı muhabirler kadar Feydiyor, vakıf ve sami sammi değiller. Değiller gerçekten. Yani Orada ben şimdi dinliyorum. Yani. Evet. E, 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 benim bildiklerimiz dışında bir şey söylemiyorlar. Evet. Yani ben de Reklama böyle. Reklama gideyim mi hocam. Evet. Hocam. Kusura bakmayın. Evet. İkinci reklamımız efendim. Bu daha da kısa bir reklam. Hemen geliyoruz. Efendim akıl odasına Hasan hocam. Bir de İran'ın bu son halini sizden dinleyelim. Efendim şimdi. Ben şeyi hatırlıyorum. Çin'i hatırlıyorum. Bu Rusya ile bir ara kapıştılar. Rusya bunlara gıda vermeyi kesti. Bu üzerinden uçan bu iki pilotları bakıyorlar ki binlerce ölü. Orada büyük bir çatışma mı oldu? Açlıktan ölmüşler. 4 milyon. Bu rejimin tamamen sarsılması demek. Ne yaptılar rejimi değiştirmeden? arkadaşlar biliyor, hocam da biliyordur. Dediler ki bin çiçek açsın. Bu yöneticiler dediler, komünizmi yanlış anladılar. Bütün eski yöneticileri değiştirdiler. Gençlik hareketi. O zaten işte oradan Amerika'ya geldi. Sonra bize geldi. Ne olduğunu anlattı. değişerek geldi. Değişerek geldi. Yani. Sokaklarda. Herbert Markus olayını hatırlayalım. Evet. Onu da Amerika çok iyi kullandı falan. Şimdi rejimi Yeni baştan yorumlattılar. Yani bunlar sosyalizmi yanlış anladılar. Burada e, işte soygunculuk yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ve işte o komünist rejimin adamlarına külahlar falan giydirdiler. Şimdi İran'ın da yapabileceği, eğer büyük bir değişiklik yapamayacaksa böyle bir şey yapacak. Diyecek ki yanlış anlaşıldı bu devrim muhafızları saçının ortası görülmesinin bilmem neyi dövmesini demek istemiyoruz. Bu yapıyı yeniden oluşturalım. Amerika'nın söylediği Suudi Arabistan'a saldırabilir. Bunlar Yemen'de kapışıyor. Yemen'de Suudi Arabistan'a karşı İran biliyorsun gemiler falan yakalandı, silah götürürken şudur budur. Ha Yemen'den bir şey tamam o tamam o ha, hani, ama o bir şey o değil. Yani. Bir şey değil ama onu işte, sürüyor gidebilir. Yani rejimin dışarıya da bir milliyetçilik yansıtarak falan ama bu öyle olacak bir boyutta değil. Ee, bir takım şeyler söylüyor ve İran'la şimdi bu hafta gene görüşecekler. Yani nükleer e, gelişmeler ve diğer yani Yemen'den aram koyu vurdular. Şey yine kımıldamadı yerine. Tabii. Şimdi bir daha geçecekler. Şey olacak bir an. Ama şimdi bir takım böyle laflar yayıyorlar. Arkadaşların söyledikleri de doğrudur. şey Suudi Arabistan'a bir bunlar böyle yapabiliyor sana gelebilir diye. Ama Suudi Arabistan'ın onlardan çok daha fazla istihbaratı var. Çünkü zamanında e, Orta Asya Orta Doğu ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde özellikle mali bölgelerinde kullandıkları insanlar Suudi istihbarat. O parayla o adamlar o kadar yayılmış durumdalar. Ve Soma Bin Laden'in şeylerine baktım bank hesaplarına. İsviçre'de var. Evet. Tabii canım öyle. İngiltere'de var. Bilmem nerede var. Ondan sonra şey terörizmi mali açıdan nasıl kim dengeliyor falan diye hep beraber alıyoruz. Kimden geliyor? Sen emrinle Suudi Arabistan'dan geliyordu. Şimdi bu yapının kendilerine karşı çıkmasına, petrolü arttırmamasına üretimini ve 20 santim daha fazla fiyatını arttırarak gelmesine diyorlar ki Biden'ın Orta Doğu ziyareti kötü gitti. O halde yeni bir kos, İran bunu da yapabilir. Bakın bu çalışmaları ben bir göz daha vermek istiyorum. Pek yiyeceklerini zannetmiyorum. Evet. Doğru. Ve bu durumu bir reformasyonla nasıl yaparlar o reformasyonu? Çin bunu yaptı. Onlar da yapabilir diye düşünüyorum. Ben yani pek fazla tepen açtım. Çünkü Şangay içinde hem Çin koruyor hem Rusya koruyor. Yani öbür tarafın bir adamları Rusya'ya 3500 tane şey satmış ya siyah satmış. Şu an böyle bir yapı içinde bu yapıyı tepen aşağı gitmesine Ruslar izin vermez. af desteklemesi de Çin izin vermez. Buradaki ana hattı. Çünkü diyor ki Çin Rusya gittikten sonra sıra kendisinde son yayınlanan raporlardan sonra. O halde Rusya gitmemesi lazım. En büyük hata da bu. Çin'in Çin'e niçin Çin raporu yayınlıyorsun? Bir numaralı düşürmemiz Çin'dir bir numaralı rekabeti oluyor diye. Bahar Çin'e iyi gözük sonra bilmem ne falan onu da yapmadılar. Ve kendini büyüklük kompleksi içinde hissediyor Amerika. Fakat şimdiye kadar pek rasyonel bir politika izlendiğini söyleyemiyorum. O yüzden de İran'ın belki bir reformasyonla olayı çıkartabileceğini tahmin ediyorum. Hocam siz bu konuları çok çalıştığınız için öyle sorayım. Reform yaparsa daha büyük gedik açılır mı iktidarda? İçinin komünizminde bir gedik açılmadı. Hı hı. Çünkü sistemde parlamentoyla Yani sistem cumhuriyetinde bir değişiklik o der söz etmiyor. Tabii. Öyle, değil tabii değil tabii hanım. Reform Şeydeki... ben de aynı şeyi söylüyorum da işte hani ya saçının önden görünmesi, arkadan bilmem ne olması falan çok önemli değildir derler. Yani belli bir, liberalasyona giderler. Yeniden yorumlayabilirler metinlerin. Zaten her şey yoruma tabi. Hukuk, hukuk bile yoruma tabi. Aynı maddeyi üç tane değişik hakim değişik yorumda. Ya şimdi mesela yine oradaki uzmanların söyledi. mesela zaten birçok bu tür kısıtlama uzun zamandır kontrol edilmiyor. Kanunda var ama görmezden geliniyor. Ee, İçki de içiliyor işte, diyor mesela. O rejimin oturması evet. içinde. Oturduktan sonra onları sıkı şekilde kullanmaya, şey etme yok. Ki. Önemli olan o rejimin oturmasıdır. Oturduktan sonra aynı şekilde sıkılıkta bilmem ne kendileri bile yapamazlar. Kendileri bile başka türlü davranış içinde olabilirler. Daha buraya girerken hava yollarıyla Türk sahasına girdiğinde başlarını açıyorlar, şeylerini açıyorlar tabii, bilmem ne uçağa oluyor. Uçağa biner binmez. Tabii, tabii tabii. O yüzden evet. bir de şu söyleniyor hocam. Yani Cumhuriyet muhafızlarına hala ucu dokunan bir yer yok burada. Zaten öyle olursa iş vahimleşir. Aa, o çok fazla yani vatan hayır. için bir şey söylemiyorlar. Yok yok hayır. Yani, oturmuş bir düz ya sadece güçlü sütunları olan bir rejimden bahsediyorlar. Ha. Öyle. Evet. Ne kadarı doğru bilmiyoruz. Peki. Efendim bu akşam şunları da konuşmak isterdik. Tabi ee, tabii yetiştiremedik. Dede Ağaç'taki Tugay, yeni Tugay nedir? Onu konuşmak o, isterdik. Rusya söyledi, Rusya. Evet. Ee, Biden'ın bir açıklaması var efendim bugün. Ee, 8 Kasım'da düzenlenecek biliyorsunuz bizim tam programımıza geliyor salı günü. Tekrarlayayım onu da konuşacağız. Bunu kaybetmeyenler ülkeyi kaosa sürükleyecek. Yani bu seçimin sonuçlarını kaybetmeyenler ülkeyi kaosa sürükleyecek. Konulu bir konuşma yaptı. Cümlesi de aynen böyledir. Cebimizde dursun. Ee, kaybetmeyenler kabul etmeyenler ha kabul etmeyenler, etmeyenler. Trump'a söylüyor ha. Ha. Almanya Başbakanı Çin'e gitmeden önce bir uzun iki büyük gazetesinde Almanya'nın yazı yazdı çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı ve ortaklıkları genişletmeyi hedefliyoruz ama orada çok tek kutuplular işte bu işte o konuşma işte bu mesela evet. bu cümle Sayın Cumhurbaşkanının dün akşamki Almanya yorumuyla birleştirilerek verildi uluslararası makalelerde. Ee, buna ne diyeceksiniz bilmiyorum söylemeyeceğim. Hocam. Ee, bugün itibariyle Rusya Hindistan'ın en büyük petrol e, tedarikçisi oldu. Evet. ve bu ciddi bir yüzde %22'sini karşıladı Hindistan'ın petrol ithalatının. Bu şu anlama geliyor. Mesela Ekim'de 106 bin varil almış Hindistan Rusya'dan. Bu an, bu durumda 946 bin varile gelmiş oldu. Çünkü niye? Hı hı. Oradan aldığı petrolü Avrupa'ya Üzerine de birazcık bir şey koyarak. Ve zaten Yunan armatörler taşıyor yani. Evet. Manzaraya bakın. <laughs> Süper dünya. Çıkardın ya. Evet bundan uzun bahsetmiştik. Ee, Pakistan eski başbakanı İmran Abisoy kas girişimi oldu. Bu da keşke konuşabilseydik. Yine bugün yine Fransa nükleer santral sayısını iki katına çıkarmayı. Avrupa'nın en çok nükleer santraline sahip olan ülke yanılmıyorsan Fransa, bu yeni iklim projeleri vesaireler nedeniyle biraz sessizleşip bunları kapatıyoruz falan filan demişti. Şimdi anlıyoruz ki değil kapatmak iki katına çıkıyor. Haftayı kapatırken akıl odası açısından bunlar da akıl cebimizde dursun istedik. Salı günü efendim. Ee, seçimlerde buluşmak üzere diyelim. Öyle bir durum var. Ee, iyi enteresan bir Kasım olacak demiştik hatırlıyorsunuz Salı günü. Devam ediyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Diliyoruz.